WhatsApp ihbar hattımız, WhatsApp talep istek ve talep hattımız var. Oradan da bizlere iletirseniz biz konuklarımıza sorularınızı ileteceğiz. Evet Sayın Salih Geçken hoş geldiniz. Teşekkür ederim Orhan Bey, sağ olun. Evet, Sayın Mehmet Korukçu siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Orhan Bey. Evet, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar o sesi biraz kısın, yankı yapıyor. Rejideki arkadaşlar. Biraz sesi tam kısın. Evet. Salih Bey nasıl oldunuz? İyi misiniz inşallah? Çok şükür, daha iyiyim hamdolsun. Evet, sağlık bazen iyi, bazen kötü ama iyiyim şu an. Evet. Sayın Geçken sağlık sorunları, ciddi sağlık sorunları geçirdi arkadaşımız. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Durumu inşallah atlattı. Şu anda aramızda görmekten mutlu olduk. Teşekkür kendisini ederim. Sağ olun. Kalemine yine güvendiğim isimlerden biri Sayın Geçken. Evet, Sayın Başkan siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Orhan Bey. Ben de öncelikle bizi programınıza davet ettiğiniz için size ve tüm Kanal 65 çalışanlarına şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu arada bugün kızım Tuana'nın da doğum günü. Sizler aracıyla da kızımın doğum gününü de kutlamış olayım. Evet. Biz de kendisine buradan mutlu yıllar diyoruz sevgili kızımıza. Daha nice mutlu yıllar görmesini talep ediyoruz. Evet. Sayın Geçken müsaadenizle Sayın Korukçu'dan başlamak istiyorum. Evet. İstifa ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda ve istifa ettikten sonra bir kongre gerçekleşti ve kongreye de yeni bir yönetim oluştu ve bu son süreç içerisinde de bir Ankara ziyareti yaptınız. Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştünüz ve Sayın İmamoğlu'yla sen sosyal medya hesaplarından yaptığınız paylaşımlardan onu anladık. Bir ziyaret gerçekleştiniz. Siz istifa ettiniz ve istifadan sonra da bir kongre gerçekleşti. Kongreyi de sanırım yine sosyal medya hesaplarının üzerinde eleştirdiniz mi? Ya da medyaya mı öyle yansıdı? Bir eleştirim olmuştu. Evet. Önce bir istifa süreci ve sonraki kongre sürecini sizden dinlemek istiyoruz. İlk defa da böyle bir basın açıklamasının ardından sizi burada böyle bir açıklama yapmanız bizleri de aydınlatır bu konuda. İstifa ettiniz ve kongre gerçekleşti. Kongrede yeni başkan seçildi ve siz o kongreyi de eleştirdiniz. Sonrasındaki süreçte de bazı açıklamalarınız da oldu. Şöyle bir geçmişten istifa sürecinden alırsak, başlayıp gelirsek Sayın Başkan. Güzel bir soru. Tabii istifadan sonraki gerçekten de ilk televizyon programı. Şimdi tabii ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2011 yılında katılım sağladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkan yardımcılığı, 3 yıl İpek Yolu İlçe Başkanlığı, 6 yıl İl Başkanlığı, 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım, 2018'de milletvekili adayı oldum. Parti işi, yani şöyle siyaseti kısaca ben şöyle tanımlayayım size. Birileri gibi hani bir bazıların düşüncesi gibi işte siyaseti biz hiçbir zaman yalan, dolan, çıkar, menfaat olarak görmedik. Biz siyaseti hep çözüm, sorunlara çözüm üretme mekanizması olarak işlettik. Siyasi süreçte ben hiçbir zaman bireysel çıkar menfaat düşünmedim. Toplumsal çıkar menfaat düzeyinde hep hareket ettim. Tabii ki ille de bu koltuklar kalıcı değil. Elbette benim de bir 6 yıllık bir il başkanlığım oldu. İstifa sürecim genel merkezde partimize büyük katılımların olacağı söylendi. Ve bu nedenle de ben eğer gerçekten partime büyük katılımlar olacaksa, büyük katılımlar sağlanacaksa tabii ki ben partimin daha da büyümesini isterim. Partimin Van'da oy oranının gerek üye sayısının artmasını tabii ki isterdim. Bu nedenle ben genel başkanla yaptığım görüşme sonrasında ben istifa ettim. İstifamdan sonra atama yapıldı. Gerçekten benim yerime Van İl Başkanlığı'na atanan Seracettin Bey'i tanımıyordum. Ailesini biliyordum. İşte amcasının oğlunun geçmişte milletvekili yaptığını biliyordum. Ancak ben Seracettin Bey'le tanışmıyordum. Nezaketen de olsa ben de il başkanlığını kazanırken hiç kimse bana görev tesliminde bulunmadı.
Ama ben görev teslimine giderken çiçeğimi yaptırdım, gittim, görevimi Seracettin Bey'e teslim ettim. Borçsuz, harçsız bir şekilde. Keşke bazı tatsızlıklar yaşanmamış olsaydı. Ondan sonra işte bir kongre süreci başladı. Kongre sürecinde bazı delegelerimiz biraz disipline sevk edildi, tedbiri disipline sevk edildi. Benim o zaman da karşı çıktığım konu oydu. Yani bugün eğer biz partiye birilerini kazandırırken kaybettiklerimizin hesabını neden yapmıyoruz? Eğer biz partiyi büyüteceksek elimizdekileri kaybetmeden biz buraya daha ne ekleyebiliriz hesabını yapmamız lazım. Mesela bizim üye sayımız 2600'dü. Evet 1000-1500 üye partiye eklendi. Ben isterim ki şu an partimiz 10.000 üyeye çıksın. Partimiz 15.000 üyeye çıksın. Sadece diyor 2500 üye yaptık. Sayın Başkanım'ın bir açıklaması vardı. Ömer Bey'in 2-3 gün önce bir açıklaması derken biz sohbet esnasında. Şimdi elimde net bir rakam olmadığı için ben şimdi kalkıp da yok 2500 üye yapılmamış da 1000 üye yapılmış ben o şeye girmiyorum. Evet. İnşallah 5000 üye yapmışlardır. Biz de partiye yeni katılım sağladığımız zaman tabii ki biz de üye katılımında üye yapımı yaptık. Şimdi asıl olay şu. Bizim kırıldığımız konu üyeler disipline sevk edilmemeliydi. Kongreler... Sizin döneminizdeki mevcut üyeler disipline sevk edildi mi Sayın Başkanım? Delegeler. Delegeler. Delegeler disipline sevk edildi. Hatta belki siz bu soruyu sormamış olsaydınız ben bu konuya dahi girmezdim. Ama sorarken tabii buna bir cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. 25'e yakın üyemiz disipline sevk edildi. Tedbirli disipline. Yani oy kullanma hakları elinde alındı. Bizim ikinci üzüldüğümüz konu ben en son iki kongremi Beyaz Saray Düğün Salonu'nda yaptım. Hatta ikiniz de davetliydiniz. Salih Bey'i net hatırlamıyorum ama en son kongrede siz vardınız. Biz şunu demiştik o zaman. Biz bir dahaki kongrelerimizi artık düğün salonları bize yetmiyor. Biz spor salonlarında yapalım diyorduk. Keşke kongremiz parti odasında değil de büyük bir salonda yapılmış olsaydı. Biz de davet edilmiş olsaydık. Ben zaten aday değildim. Hayır davet edilmedim. Ben aday olmayacaktım. Ben aday olmayacağımı zaten söylemiştim. Eğer ben aday olacaksam niye istifa ettim? Benim zaten aday olma gibi bir düşüncem yoktu. Ama toparlayacak olursak biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz burada partimizin daha da büyümesi için evet bize ne kadar yanlış yapılmış olsa dahi biz partiliyiz. Bize düşen bir görev varsa biz tekrar partimize her türlü katkıyı sunacağız. Ama keşke partimiz burada işte ilçe başkanları görevden alınmasaydı. Bazı delegeler disipline sevk edilmeseydi. Biz yine birlik beraberlik içerisinde hareket etseydik. Ben bugün de diğer arkadaşlarımızla beraber yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Biz sadece il başkanlığını bıraktık diye biz siyaseti de bırakmadık. Ben en son geçen salı günü de genel başkanımızla görüşme yaptım. Görüşme esnasında tekrar Van gündemini konuştuk. Benim şu saatte de tekrar Van il başkanı olma gibi bir talebim de yok. Van il başkanı olma gibi bir düşüncem de yok. Ben 6 yıl zaten Cumhuriyet Halk Partisi Van il başkanlığını yaptım. Kendi dönemimde siz de şahit olduğunuz birçok güzel şeylere imza attık. Mesela 81 il başkanlar toplantısını Van'da yaptık. Benim dönemimde biz 40 tane heyetimizi ayrı gruplar halinde Van'a getirdik. Hatta biz bu büyük şehirleri aldıktan sonra benim genel başkandan bir ricam olmuştu. Demiş ki efendim biz en son il başkanlar toplantısını 4 yıl önce yaptık Van'da. Biz bir de bu belediye başkanlar toplantısını Van'da yapalım. Benim öyle bir talebim de olmuştu. Hatta o gün sosyal medyada bunu duyduk. Muhtemelen ileriki süreçte 254 belediye başkanımızın katılımıyla da Van'da büyük bir organizasyon yapılacak. Bu organizasyonu ben yaptım, Ahmet yaptı, Ali yaptı. Hiç önemli değil. Biz o gün hepimiz Cumhuriyet Halk Partili olarak bütün belediye başkanlarımızı burada güzel bir şekilde ağırlayıp güzel bir şekilde Van'ı onlara takdim edip o şekil gönderelim. Hatta ben kısa bir örnek de vermek istiyorum. Bizim il başkanlar toplantısında Mehmet Kocadon
da gelmişti Van'a. Oyla Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocan da bir de o dönemin Konyaaltı şu anki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Mehmet Bey konuşma yaptı. Dedi ki dedi efendim dedi bugüne kadar yurt dışında Türkiye dediği zaman ilk aklıma Bodrum geliyordu. Hı hı. Ama dedi inanın ben Van'ı gördükten sonra bundan sonra yurt dışında Türkiye'den bahsedildiği zaman ilk aklıma Van gelecek. Onun için ilimiz çok güzel. Biz Cumhuriyet Halk Partili olarak gerek Seracettin Bey'e ben şu an başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi için mücadele ediyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partimde siyasete devam ediyorum. Biz partimizi Van'da büyütmek için de elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Tekrar döneceğim Sayın Başkan. Sayın Geçken siz de CHP'nin Van'daki günah defteri başlıklı bir yazı yazdınız. Evet. Okudum ben bu yazıyı da. Öncelikle yazının bir içeriğini belki bilmeyenler, okumayanlar için var. Bir kısa bir aydınlatarak başlayabilirseniz ondan sonra ben sizinle bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Orhan Bey, şimdi sen Kılıçdaroğlu'nun Van'a geleceği söylendi. Kılıçdaroğlu'nun Van'a geleceği söylenince ben Kılıçdaroğlu'na iletişim diye bir yazı yazdım. Tabii yazımı yazarken de derinlendirerek yazdım. Yani 7 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış İbrahim Armas'ın Tarih Hakikatler kitabından aldım ben bunu. Orada İbrahim Armas diyor ki 43'te özellikle 33 kişi katlediliyor. Radide katlediliyor. Karaköprü'de katlediliyor. Ve bunun sebebi de diyor işte İsmet Ünlü'dür diyor. 1951'de Van'a gelen Yaşar Kemal Van'ın harabe olduğunu, yıkık dökük olduğunu, viran olduğunu, her tarafın toz toprak olduğunu söylüyor. Oysa Van, evet oysa Van 1912'lerde, 13'lerde Orhan Bey, burada konsolosluğu olan, hastaneleri olan, liseleri olan, okulları olan bir kent. Evet. Yani 1914'te olan Van maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yönetimi döneminde aynı Van değil, daha geriye gitmiş. Lisemiz yok, ortaokulumuz yok, konsolosluğumuz hiç yok, hastanelerimiz yok. Bunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatırlatılması babında bir yazı yazdım. Tabii yazımda Ferit Meren'e de değindim. Ferit Meren Van'a bütün bölge müdürlüklerini getirdi, iddiası doğru değil. Burada Kingaz Kartal'a haksızlık yapılıyor. Ferit Meren'in Van'a getirdiği tek bir tane bölge müdürlüğü yok. Kanal 65 TV'den, canlı yayından söylüyorum. Hiçbir tane bölge müdürlüğünde Ferit Meren'in imzası yok. Demokrat Parti'nin var, Adalet Parti'nin var. Ve Kenyas Bey'in burada önemli katkıları var. Şimdi CHP'nin Van'a çok bir şey yapmadığını yazdım. Ha, buna tepki veren olabilir. Ben iddiam ortada, kaynaklarım ortada, söylemlerim ortada. Biri der ki hayır Salih Geçken sen yanlış bir bilgi paylaştın. Doğrusu bu. Yazımın gerekçesi oydu Orhan Bey. Evet. Şimdi CHP zaman zaman köşe yazılarını da paylaşıyorsunuz. Mehmet Bey istifa ettiği zaman da bir yazı yazmıştınız. Yani istifa etmemesi gerektiği ve eğer böyle de bir yani istifanın CHP'ye yararlanacak zarar getireceğini yani ima eden bir yazı da yazmıştınız sanırım. Öyle aklımda kalmış diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu şöyle söyleyeyim. Yani CHP ben... iyi bir, Mehmet Kurumuş'un için iyi bir isim demiştiniz. Öyle aklıma geldi. Yani şimdi şunu söyleyeyim Orhan Bey. Ben alanda 20 yıldır çalışıyorum. Yani akademik anlamda da artık kendime sosyolog diyebilecek bir ünvanı aldım diyebilirim. Yani alanda yaptığımız çalışmalarda Mehmet Bey'in, Mehmet Kürükçü'nün evet toplumda bir kabulü var. Yani bunu 6 yılda mı kazandırdı, iyi duruşuyla mı kazandırdı, samimi ilişkileriyle kazandırdı o ayrı bir şey. Ama Mehmet Kürükçü kendisini kabul ettirdi Van'da. Mehmet Kürükçü'nün kendisini Van'da kabul ettirmesi
Siyasal açıdan CHP'ye artı puan. Ama mikro milliyetçilik açısından bana artı puandı. Ben Mehmet Bey'in o şeyine dikkat çektim. Mehmet Bey de burada. Demem ne kadar doğru olur bilmiyorum. İki kişi uyardım. Mehmet Bey'i de Sabri Hanım'ı da. Evet, Deva Partisi. Evet. Çünkü yazımda bunu paylaştım. Evet. Mehmet Bey'in belli mihraklara kapısını açmadığı için alınacağı yönünde bir yazı yazdım. Yazımı, özür dilerim, düzeltiyorum, alınması yönünde. Böyle bir çaban olduğunu yazdım. Mehmet Bey'le de paylaştım. Semiroğlu Başı'yla da paylaştım. Van'da evet böyle bir mihrak var. Hakikaten iyi çalışan ama belli başlı noktalara kapılarını açmayan, partisini düşünen, ülkesini düşünen, kentini düşünen bir insan olmasına rağmen birilerinin emel almadığı için Mehmet Bey'den rahatsız olanların olduğunu yazdım. Mehmet Bey'le de paylaştım. Hani böyle bir yazım oldu. Semra Hanım'a da demiştim. Gerçi o tahdif edildiği gibi ama ben yaklaşık bir gece önce söylemiştim. Alacağını söylemiştim. Bu mihraklar mikro anlamda bana zarar veriyor Orhan Bey. Ama aynı zamanda hani beni çok ilgilendirmez. Partinin merkezinin karar vereceği noktadır. Bir nevi partilere de zarar verilebiliyor. Mesela en son yaptığım alan çalışmasında bunu haftaya yazacağım. CHP'nin önünde düşüş var. Van'da. Evet. Bunu kamu araştırmasına göre mi yaptınız? Yani vatandaşa mı sordunuz? Tabii. Peki nedenini sordunuz mu? Ya şimdi açık uçlu sorular var. Hı hı. Bir de çok seçmenli sorular var. Şimdi çok seçmenli ve açık uçlu sorular karşılaştırıp sonuca öyle buluyoruz. Hı hı. Yani soru şu. Seçim olsa kime oy verirsiniz? Altta partiler var. İşte HDP var, AK Parti var, CHP var, MHP var. Bu çok seçmeli sorular. Ha biz şunu soramıyoruz. CHP neden oy vermiyorsun? Sormuyoruz. Seçim olsa kime oy verirsiniz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 yılında aldığı oy oranı ben sizlerle paylaşayım. 3.1. Genel seçimlerde değil mi? Evet. Genel seçimi, genel baz almıyoruz. Cumhurbaşkanı adayının aldığı oy oranı 4.5. Şu anki oy oranı CHP'nin daha düşük. Daha mı düşük? Evet. Yani 3'ün altında. Evet. Evet. Peki Sayın Geçken, Kurukçu'ya geçmeden önce, özellikle son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır, işte bugün de bir açıklaması var. İktidara gelirsek Kavala'yı ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız. İktidara geldiğimiz günün ertesi günü serbest bırakacağız gibi bir açıklaması var. Öncelikle şu soruyu sorayım. Sizce Kavala ve Demirtaş siyasi bir dolayı mı tutukluydular yoksa gerçek anlamda suçları ispatlanmış ve bu mahkeme kararıyla onaylandığı için mi içerideler mi? Birinci sorun bu olsun. İkinci sorun da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin doğu açılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Diyarbakır'da bir takım açıklamalar yaptı. Van'a işte 25 başkan demin ifade etti. Güçlü bir ekiple il başkanları, belediye başkanlarıyla Van'da olacaklarını ifade ettiler. Bölüm yerine bir çalışma olduklarını söylediler. Özellikle bölge açılımıyla ilgili bir çalışması var. Her iki soruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben ikinci sorunuzdan başlayayım, müsaade ederseniz. Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılından bugüne bir milletvekili çıkarmış. Van'da? Evet. 2002'de %4 oy oranıyla diğer partiler aşamadığı için CHP artık oylarla milletvekili çıkarmış. Aslında o artık oylar olmazsa Orhan Bey, en son 1977 yılında bir milletvekili çıkarmış, o günden bugüne çıkarmamış. Şimdi burada eleştirdiğim matematiksel gerçek real bir rakam. Şimdi CHP şunu düşünmeli. Neden ben milletvekili çıkaramıyorum Van'da? Van'da konuşuyorsak. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi doğal olarak kendisini kabul ettiremediği için çıkaramadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
Doğulular CHP siyasetini beğenmiyor diyebiliriz. Doğudakiler hoşnut olduğunu diyebiliriz. Birçok sebepten ötürü. Halide Cumhuriyet Halk Partisi 250 değil 2500 milletvekiliyle defalarca çıkarma yapsa HDP'nin oyunu alma ihtimali var mıdır şu an? Mümkün değil. Siyaset belli etmez. Yani tabii ki belli etmez. Yani CHP'nin şu anda oy verebilirim düşüncesinde olan şey de olabilir. Tabii tabii olabilir. Yani oy potansiyeli olan değişebilir. Ben şuna dikkat çekiyorum. Yani vatandaş, Van'da yaşayan vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi Van'a 250 kişiyle çıkarma yaptı diye oy vermeyecektir. Evet. Demek istediğim o. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları değişir, dili değişir, yaklaşımı değişir, insanlarla ilişkileri değişir. Evet, insanlar oy verebilir. Van'da en fazla oy alan parti de olabilir. Ama bunun yolu çıkarma yapmaktan geçmez. Şimdi gelelim ilk sorunuzu cevaplandırıp cevap vereyim. Sayın Demirtaş 6-8 Ekim'de sokağa davet etti mi? Etti. Şimdi bir lider yaptığı davetin iyi tarafının da kötü tarafının da sorumlusu mudur? Sorumlusudur. Haliyle Sayın Demirtaş dedi ki ben davet ettim ama şiddete teşvik etmedim dedi. Ama davet ettiniz mi ettiniz. O sosyolojik yapıyı, sosyopsikoloji tabii ki tahmin etmesi gerekirdi. Yani HDP bölgede evet güçlü bir parti ama güçlü olan partinin aynı zamanda sokakta etkin olan bir gençliği var. Şimdi bunu tahmin etmeliydi. Ama ikinci bir şey var. Bunu Demirtaş üzerinden değil, 6-8 Ekim üzerinden konuşalım. 6-8 Ekim olayları bir günde çıkmış bir olay değildi. Bütün veriler, elde edilen bilgiler, şunu gösteriyor ki 6-8 Ekim olaylarında kimin nerede olacağı önceden tespit edilmiş, belirlenmiş. Ve burada insanlar hayatını kaybetti mi etti. Şimdi yargılanıyor. Siyasetçi mi değil mi ona vatandaş karar verir ama niyetinde ceza alıp almayacağına yargı karar verir. Şimdi Kavala'ya geldiğimizde, Kavala Atlantik ve ABD için neden bu kadar önemli? Kavala'nın gezi olaylarında yaptığı telefon görüşmeleri dökülmüş. Yaptığı çalışmalar ortada. CIA ile yaptığı görüşmeler iddia ediliyor. Mahkemeye delil olarak sunulmuş. Haliyle devletin kendini koruma refleksi doğaldır Orhan Bey. Kavala ve Demirtaş bu ülkeyi kurtaracak son iki kişi değil. Evet önemli figür olabilirler. İnsanlar sevebilir. Yani Demirtaş'ı belli bir kitle sevebilir. Ama Demirtaş ve Kavala ülkeyi ve insanlığı soracak son iki figür değildir. Mahkeme kararını verecek. Cezasını alırsa evet siyaset engelleyecek. Almasa gelecek kalkın içinde siyaset yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir konuda ben iddial terakkiye benzetiyorum. Mehmet Bey'den özür dilerim. İddial terakki Abdülhamid'i devirmek için özgürlük kavramını kullandı. Ama İttihat Terakki'nin yaptığı zulmün Osmanlı dönemiyle kıyaslanamayacak düzeyde ilerideydi. Evet biz özgürlük getireceğiz dediler ama ne getirdikleri ortada. Şimdi evet ben bunu bırakacağım diyebilir Sayın Kılıçdaroğlu, bunu alacağım diyebilir, bunu yapacağım diyebilir. Ama bu aynı zamanda şu manaya gelmiyor mu? Sayın Kılıçdaroğlu şunu derken, bunu mu demiyor mu? Yani ben öyle anlıyorum. Yargı tamamen Cumhurbaşkanı devletiminde. O manaya geliyor. Ekonomik kuvvetleri devletiminde, o manaya geliyor. Peki, şimdi biri çıkıp dese ki, ya Sayın Kılıçdaroğlu, ya yargının ya tamamına da bu laf denilmez ki. Ya bunların içinde hiçbir tane mi vicdan ehli hakim savcı yok. Haliyle bu söylemin ben politik olduğunu, oy almaya yönelik olduğunu, seçim kazanmaya yönelik olduğunu ve bunun da siyasi dilden normal olduğunu düşünüyorum. Evet siyasetçiler bunu kullanıyor mu? Kullanıyor. Ama bir sonuca varır mı?
Sayın Kılıçdaroğlu iktidara gelirse demir taşı bırakabilir mi? Ya bırakabilmesi için şunu der mi yani? Hakim savcı bırakacaksın der mi? Bunu derse doğru olur mu? Hani bunun üzerinden gittiğimizde evet seçim öncesi tabii ki HDP seçmeninin gönlünü kazanmak, oyunu almak için güzel söylemler kullanmak gerekiyor. Ama iktidara gelse bile ben yargıya çok da müdahale edebileceğini düşünmüyorum. Evet. Sayın Başkanım, şimdi Salih Bey'i dinlediniz. Ben bu soruyu tekrar size de sorayım. Sizin başkanlığınız olduğunuz dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi buraya sık sık gelip giden bir, özellikle heyetler arasında sık sık giden gelenler olduğunu görüyorduk burada tabii ki. Sizin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'yla yakın ilişkileriniz olduğunu da biliyorum. Şunu merak ediyorum, Kılıçdaroğlu'nun bölgeye bakış açısı nasıl? Bu Salih Bey'e de demin sorduğum sorular aynısını size de sormuş olayım. Bir de Salih Bey ilginç bir şey söyledi. İşte oy oranı düştü CHP'nin dedi. Van'da dedi. Bizim yaptığımız araştırma neticesinde. Üç soruyu peş peşe sorayım size. Ona göre siz de cevap verin. Şimdi tabii ki her zaman şunu söylüyorum. Eleştiri içerisinde hakaret olmadığı süre içerisinde Robin Sharma'nın o cümlesini tekrarlayayım. Diyor büyük insanlar kendisine yapılan eleştiri taşlarıyla heykel diken insanlardır. Hı hı. Salih Bey gayet kendi fikrini söyledi, hakaret etmeden kendisine teşekkür ediyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığım zaman ben dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 yıl önceki dönemini eleştiren bir insandım. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte birinin çıkıp da Hacaniye gidiyorsunuz, Muhammed Sey orada yakalar, Araplara neden para yediriyorsunuz lafı yüzünde. Ya da işte Türk ulusuyla Kürt milliyetçiliği eşdeğer tutulamaz lafı yüzünde ben dahi döneminde CHP'yi eleştirdiğim olmuştur. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından sonra, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, Kılıçdaroğlu döneminden önce Ege, Akdeniz, Trakya'ya kapanan bir CHP yerine artık Anadolu'ya açılan bir CHP oluştu. Doğu'da artık tabela partisi olmaktan çıktı. Mesela örneğin eskide belki işte Deniz Bey Van'a geldiğinde bir kongrede yumurta yağmuruna tutuldu. Ha Vanlı olarak ben bunu onaylıyor muyum? Onaylamıyorum. Halkın tepkisi neydi? 10 yıldır neredeydiniz? Eğer bugün Sayın Genel Başkanımız 5 yıldır Van'a gelmemiş olsaydı ya da 10 yıldır Van'a gelmemiş olsaydı bugün ben de eleştirecektim. Ama Sayın Genel Başkan'ın genel başkanlığından sonra hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Güneydoğu'ya bakış açısı değişti hem Doğu Güneydoğu'daki insanların partiye bakış açısı değişti. Ben yüzdelik olarak değil de mesela 2015 seçimlerinde biz 3500 oy almışız. %1'e falan tekabül ediyoruz. İstişatlı. Evet. Biz 2015'te erken seçim oldu. Biz orada 6.000-6.500'e yakın oy almışız. En son seçimlerde biz 2018'de 14.000 oy almışız. Yani çıtanın yavaş yavaş zaten yükseldiğini, evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğuya bakış açısının değiştiğini, doğunun da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakış açısının değiştiğini bir belirtisiydi. Bugün ise tabii Salih Bey araştırmalarına göre işte oy oranın düştüğünü söylüyor. Ben de şu an kalkıp da size oy oranımız %10 olmuş ya da 5 olmuş diyemem. Ama şu var, ekonomik kriz, ülkedeki gerek işte mazot gıdada olan yükselişler, doların yükselişi ister istemez insanların biraz iktidara bakış açısı da değişmiş. Şu an boşlukta kendini hisseden bir seçmen var. Ha ben bu seçmenin ille de bugün CHP'ye oy vereceğini ya da HDP'ye oy vereceğini, tekrar AKP'ye döneceğini de ben söylemiyorum. Ama ben kendi partim adına konuşayım. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiçbir zaman iktidara bu kadar yakın olmamıştı. Yakın olma şansını yakalamamıştı. Bizim bu süreçte gerek il yönetimine çok büyük işler düşüyor. Çok iyi çalışması lazım. Bizim gidemediğimiz yerlere gitmesi lazım. Üye sayısında artış olması gerekiyorsa, ha şu da var. Ben şurada Salih Bey'in şu fikrine katılıyorum. Üye sayınız 20.000 olabilir. Ama
siz sandıkta 5000 oy aldınız ama bu hayal kırıklığıdır. Önemli olan üye sayısından çok insanlara dokunup insanları partiye kazandırmak. Burada ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çalışması gerektiğini, şimdi o 3 nasıl 6, 6 nasıl 14 olmuşsa 14 bugün iyi bir çalışmayla 35 de olabilir, 40 da olabilir. Hı-hı. Ama burada çok iyi çalışmamız gerektiğini ve burada en büyük sorumluluğum da mevcut il yöneticilerine, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza düştüğünü belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi bir ekleme yapabilir miyim? Bak, şimdi biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu değerlendirirken sadece AK Parti üzerinden yapacağımız değerlendirme sağlıklı olmaz Orhan Bey. Hı-hı. HDP burada niye oy kaybetsin? HDP %59.3 almış 2018 seçimlerinde. Evet. Haliyle kayabilecek oy oranı çok fazla değil. Onun için yani HDP'nin bu seçimde oy kaybetmeyeceğini düşünüyorsunuz? Yani HDP oy kaybetmez mi? Ya ben milletvekili 5-3 diyorum. Hatta sizin yazınızda da 5-3 hatta 6-2 mi diye mi? 5-3 yapmışsınız. 5-3. Evet 5-3 yani yapmışsınız. Yani ben HDP'nin yani AK Parti'nin ve HDP'nin mevcut milletvekilini koruyacağını mı düşünüyorsunuz? Yani ya şimdi sosyal bilimciler ve siyaset sosyologlarının yaptığı çalışmaları siyasilerin dön dön tepki gösterir. Evet 2 aylık bir çalışmadır bu. İki aylık çalışma bize bunu gösteriyor ama yarın ne olur, ne olmaz, ne değişir, ne değişmez bir şey diyemem. İki aylık yaptığımız çalışma da evet 5-3'tür. HDP açık ara öndedir. İkinci sırada AK Parti var. CHP'nin mevcut teşkilatlanmasını, il teşkilatlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte neydi İskender Ertuş partiye katıldı, 5000 kişiyle katıldık dedi. İşte çeşitli yine... İsimlerin partiye katıldığını ve işte 1000'le geliyoruz, 500'le geliyoruz söylemlerini zaman zaman sosyal medyaya yansıyor, görüyoruz. Böyle bir katılım olduğunu iddia ediyorlar. İşte bugün geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi İpekyurdu İlçe Başkanı Ömer Doğan'la biz konuştuğumuzda şu ana kadar 2000'le yakın üye yaptığım falan gibi bir ifadesi oldu. Yani şu andaki mevcut yöneticilerin söylemlerine göre CHP'nin Van'da herhalde bir 10-12 bin üyesi olmuş olması lazım. Şimdi, var mı öyle bir rakam? Orhan Bey, şimdi şunu söyleyeyim ben. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partiler. Şimdi Van'daki partilerin üye oranlarını toplayın, seçmenden daha fazla çıkıyor. Yani bu AK Parti için... Ben bütün partileri söylüyorum. Için geçerli değil. Bütün partileri söylüyorum. Bakın yani... Evet, başka bir parti diyor, biz Türkiye'den fazla üye yaptık, başka bir şey diyor. Bakın, 2 gün önce Nevroz oldu. Evet. Nevroz'a katılanların, Mehmet Bey önemli bir bilgidir, %75'i 16 ile 23 yaş arasındaki gençlik. Tamam, HDP'ye oy veren geçmiyor. Bakın, Van'daki gençliğin hangi partiyi tercih ettiğinin bir ispatıdır bu. Şimdi Nevroz'a giden derin %75'i bu yaş aralığındaysa diğer partilerin ya biz de gençlik şu bu demeleri güzel bir söylemden ibaret olur Orhan Bey. Ben burada HDP karşıtı olan bir insan olarak bunu demek zorundayım. Hı hı. Çünkü bu bir gerçek bilgi. Haliyle bunu yaptım, bunu yaptım diyemem. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Bey iyi ya da kötü, diğer arkadaşlar iyi ya da kötü. Bu ayrı bir şey. Genel merkezin dilinin ve tavrının değişip dönüşmesi ayrı bir şey. Bakın Orhan Bey, yaptığımız bir çalışmada. Şimdi İstanbul seçimini kazanmak birçok şey kazandırdığı gibi birçok şey de kaybettirmiştir. İdris Babülken'in 3 gün önce bir açıklaması var. Çok sert. Kime? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Pervin Buldan herkese öyle. Selahattin Demirtaş'ın herkese öyle. Şimdi bu ittifak paylaşımda eşit ve istenilen düzeyde olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bölgede o sempatinin kırılmasına neden oldu. Ama şimdi Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da yani basına da yansıyan olaylara denk geldik. Basından da takip ettik.
Yani Diyarbakır merkezden gezerken böyle vatandaşlar buyurun Sayın Başkan işte çay ikram eden, yemek ikram eden, ondan sonra hiç, yani protestoyla hiç karşılaşmadım yani. Ben hiç Van'a geldiğinde de ben programı bizzat ziyaret ettim. Sayın Başkan'la beraber ben de oradaydım. Yani vatandaşlar evet şunu diyordu mesela Demirtaş'ı niye işte sizin yüzünüzden, siz evet dediniz içeride. İşte şu kayyuma karşı niye sert tepki göstermiyorsunuz? Evet. Bunlarla ilgili tepkilerini vatandaşlar gösteriyordu ama hani Deniz Baykal dönemindeki CHP'ye olan tepki yani yumurtalı protestoya varan bir tepki CHP'ye yapılmıyor. Ben bunun nedenini ise şuna bağlarım. Yani CHP'nin yıllardır hem Mehmet Başkan'ın deyişiyle beraber bir politika değişikliği bir de yani maalesef bu bölgenin kaderi, 100 yıl boyunca kaderi her gelen bu bölgenin insanlar mavi boncuk dağıtmış gitmiş, mavi boncuk dağıtmış gitmiş. Biraz da ona bağlıyorum. Yani ben ya seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu'na saygılı davranması ayrı bir şey. Orhan Bey, oy tercihi ayrı bir şeydir. Şimdi ben bak tekrar söylüyorum. Yani ben hani duruşu belli olan bir gazeteciyim. Hı hı. Ama diyorum ki HDP bölgede fazla oy kaybetmiyor. Bir HDP'li neden CHP'ye oy verir? Bu soruyu sormak lazım. Bir AK Partili neden CHP'ye oy verir? Bunu da sormak lazım. Şimdi bölgede şu var. Ya bunu ben gördüm. Hı hı. Kürt milliyetçiliği halen ciddi bir gücü var. Bütün her şeye rağmen Erdoğan sevgisi halen güçlü. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavır değişikliği, politik dili, farklı yaklaşımı tabii ki etkileyecektir insanları. Ama bu ciddi kitleleri etkiler mi? Şu an gözükmüyor. Ama 2023 seçiminde sizin dediğiniz olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama şu an gözükmüyor. Evet. Sayın Başkan. Ben orada bir katkı amacı şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani 6 yıllık yaptığım il başkanlığı sürecinde ki tezimi söylüyorum. Bölgede biraz daha ideolojiden öte seçmenler arasında çıkar, menfaat, rant güç de ön planda. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Önümüzdeki hafta seçim olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Van'da milletvekili çıkarmaz. Alsın 20 bin oy. İstanbul seçimleri gibi seçimler iptal olsun. Siz bir ay sonra sandıkları getirseniz Van'da CHP'nin oyları 100 bin olur. Şunu şuraya bağlıyorum. Demin söylediğim gibi çıkar menfaat rant peşinde olan %20'lik bir kesim var. Yani dönemin işte ana vatanına oy veren, dönemin doğru yoluna oy veren, dönemin işte refahına oy veren, dönemin DSP'sine oy veren. %20'lik kaygan bir oy var. Kaygan oy var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi bir çalışmayla, yıpranmamış iyi bir isimle, genel merkez destekli söylemlerle ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da bir milletvekili çıkaracağına inanıyorum. Çalışmalar bu yönde. Ama aslında zıt iki farklı görüş yani Salih Bey çıkarmaz diyorsunuz. Siz CHP bir milletvekili şimdi bakın şunu söylüyorum. Şu durumda zor. Diyorum ya iyi bir şu anki duruma göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da 55 bin oyu yok. Hı hı. Dikkat ederseniz bu yeni seçim yasasında önceleri normal şartlarda 2018'de ben milletvekili adayıydım. 14 bin oy aldım. İttifakta olan İyi Parti ile Saadet Partisi toplam 11 bin oy aldı. Bunlar da benim haneme yazıldı. 24 bin. Şu anki seçim yasasında bu üzerine çalışılan seçim yasası değil mi? Şu anki sunulan seçim yasasında 2018'de iki İyi Parti ile Saadet Partisi'nin aldığı oylar bana gelmeyecek. Tabii. Oylar İttifak Partisi'ne gidecek ama bölgesel bazda adaya gitmeyecek. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bireysel olarak Van'da 55 bin oy alması lazım. Bu da neyle olur? Köşede kararsız bekleyen seçmen. AK Parti'ye oy vermiş, şu an AK Parti'den rahatsız olan seçmen.
HDP seçmeni biraz daha ideolojik olduğu için ben de HDP'den pek fazla kırılma olacağını da sanmıyorum. Bu neyle olacak? Bu iyi bir yönetim, iyi bir çalışma, yıpranmamış bir isim ve genel merkez söylemleri. Biz burada ne kadar iyi çalışırsak çalışalım, genel merkez söylemleri çok önemli. Genel başkanımızın söylediği bir cümle burada tepkiye yol açarsa bu bize eksiye yol açar. Güzel söylemleri bizi burada daha da artılarımızın fazlalaşmasına sebep olur. Evet. Onun için ben iyi bir çalışmayla ben de 5-2-1 olacağını düşünüyorsunuz. Ya da 6-1-1. Evet. Evet, şimdi bir Sayın Geçken'le tekrar söz vermek istiyorum. Şimdi yaklaşık 3-4 yıla yaklaştık genel seçimlerin ardından. 8 milletvekili meclise gönderdik. 1 milletvekili istifa etti. Belediye başkanı da oldu ve 7 milletvekili de şu anda temsil ediyoruz. Sizden başlamak istiyorum. Salih Bey, AK Parti'nin şu anda 3 mevcut, HDP'nin 4 mevcut milletvekili var ve 7 milletvekiliyle. Öncelikle milletvekillerimizin bu geçmiş süreç içerisinde seçildikleri günden bu yana gelinen noktada performansını değerlendirirsek nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Orhan Bey, milletvekillerinden beklentimiz aynı zamanda onların performans notudur. Eğer milletvekilinden bu topluluk bekliyorsa, bir stadyum bekliyorsa ya da bir otogar bekliyorsa ya da çevre yolu bekliyorsa bir kişi milletvekilinden beklentiniz farklı olur. Ama bir milletvekilinden sadece milletvekilliği beklerseniz o zaman beklentiniz farklı olur. Ben şimdi şöyle söylüyorum. Bu asla kendilerine hakaret değil. Ama biz milletvekillerine gereğinden fazla anlam yüklüyoruz. Ama milletvekili anlam yok dememiz kadar doğal bir şey var mı? Şimdi eğer otogarlı milletvekili yapacaksa Orhan Bey, belediye başkanının ne işi var? Eğer stadı milletvekili yapacaksa, gene bunu bakın. Şimdi bir görev dağılımı var. Biz öncelikle görev dağılımının ne olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani stadı ben milletvekilinden isteyeceğim. Ya da tarımla, ticaretle ilgili bir şey olacak milletvekilinden isteyeceğim. O zaman ben onu sorayım. Merkezi yönetimin temsilcileri olduğu için onlardan stat istemek kadar doğal bir şey yok. Destek istemek Orhan Bey. Bakın. Nihayetinde milletvekilinin şu özelliği var. Mecliste vatandaşın sorun ve taleplerini bakanlıklara iletmek, başbakanına kesinlikle iletmek, cumhurbaşkanına iletmek. Yani meclisteki milletvekilinin görevi o. Yani şimdi stadı biz gidip belediye başkanı niye isteyeyim ki? Merkezi yönetimde o yok ki. Merkezi yönetimde şu anda örneğin AK Parti'nin başında bulunduğu parti var ve insanların bunları AK Parti milletvekillerinden istemesi kadar doğal bir şey de yok bence. Orhan Bey, işte diyorum ya, bakın yine CHP'ye dönmek zorunda kalacağım. Mehmet Bey beni bağışlasın. 1935'te CHP il başkanı, CHP o ilin valisidir. Hı hı. Şimdi biz milletvekillerinden ne istiyoruz biliyor musunuz? Hı hı. Valinin yaptığı görevi, kaymakamın yaptığı görevi, il müdürlüğünün yaptığı görevi istiyoruz. Sonra diyoruz ki ya kardeşim siyasi valinin işine ne diye karıştı? Hı hı. Ben de diyorum ki herkes yerini bilmeli ve işini bilmeli. Hı hı. Evet, siz haklısınız, milletvekili tabii ki kendi kentiyle ilgili yapılması gerekenleri yapacak. Kesinlikle o konuda hemfikiriz. Ama milletvekili de milletvekilliği sınırı içinde talebimiz olursa bürokrasiye bu kadar çok karışamaz. İşe bu kadar çok karışamaz. Bunları aktardıktan sonra şunu söyleyeyim. Alan çalışmasında milletvekilleri yönelik bir hoşnutsuzluk var mı? Var. Tamamı için söylüyorsunuz değil mi? Mevcut vekiller için. Tabii tabii. Yani var mı? Var. Bir de bu toplumda şöyle bir şey var Orhan Bey. HDP'li seçmen dahi HDP'li milletvekilinden çok iktidarı eleştiriyor. Yani şimdi burada ilginç olan şu. HDP'li milletvekili sadece sanki kendi davası için seçilmiş, AK Partililer hizmet için seçilmiş. Haliyle böyle bir algı olduğu için
Bütün eleştiri onlara yönelik. Evet, bir hoşnutsuzluk var mı? Var. Bir ilgisiz oldukları yönde suçlama var mı? Var. Bir beğenmemezlik var mı? Var. Bir sitem var mı? Var. Bunlar var. Bu toplumsal çalışmalarda ortaya çıkan veriler mi? Veriler. Ama ben kendim milletvekillerinin başarısını ve başarısızlığını milletvekili görevi ve sorumluluğu üzerinden değerlendirdiğim için yalnız ki bir stat yapılmadıysa ben suçlu ondan sorumlu olan kişi olarak görürüm. Ya da bunun gibi şeylerde haliyle milletvekiline ben çok fazla anlam yüklemem. Çok fazla anlam yüklemediğim için de milletvekilinin Van'da olmayan, yapılmayan bir işi onun başarısını ya da başarısızlığı üzerinden not verecek bir pozisyon olmadığını söylerim. Ama şunu derim. Milletvekili Van'ın sorunlarıyla ilgili kaç bakana çalışma götürdü? Ya da muhalefet milletvekilleri Van'la ilgili kaç önerge verdi? Kentin ekonomisiyle ilgili ne tür çalışmalar yaptılar? Bunlarla ilgili katıları oldu mu dediğinizde ben de bu veriler olmadığı için Orhan Bey, hani çok iyiler, çok kötüler diyemem. Bir takip ettiğim bu. Kapıköy'ün açılmasında Osman Nuri Güneşar'ın İran'a birkaç defa gidip geldiğini okuduk basından. Hı hı. Ha, Kapıköy'ün açılmasının da Osman Bey'in gitmesinden kaynaklanmadığını, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın ilişkilerin sonucunda işleyişin rahatladığını biliyoruz. Haliyle burada da eğer bir başarı varsa yine İçişleri Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndır. Ama burada Sayın Osman Gülaşar gitmiş midir? Gitmiştir. Ulaşmış mıdır? Ulaşmıştır. Vali Bey gitmiş midir? Gitmiştir. Özel Kaymakamı gitmiş midir? Gitmiştir. Ve bu sorumluluk dağılımına göre kim üstüne düşen pastaya ne kadar katkı sunmuştur onu ben bilmiyorum. Çok bir verim yok. Ama halkın algısında bir beğenmeme var, bir sitem var, bir başarısızlık algısı var. Evet. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tabii kaldığımız yerden daha devam edeceğiz. Daha konu başta çok bizde. Tabii ki birçok sorun var. Hem Sayın Salih Keşken'e hem Sayın Mehmet Korukçu'ya. Reklamlardan sonra biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Ekstra gündemde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarım sosyolog yazar Salih Geçken ve Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Eski Başkanı Sayın Mehmet Kurukçu. Evet Sayın Geçken, sizde kalmıştık yayının arasına gitmeden önce. Kapıköy ile ilgili milletvekillerinin performansı ile ilgili. Yalnız mikrofonunuzda ben CHP başkanımıza bir söz vereyim. Mikrofonunuzu arkadaşlar düzeltene kadar. Sayın Başkan, demin Salih Bey'i reklam arasına gitmeden önce dinlediniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Tekrar ben sözü Salih Bey'e vereceğim. Şimdi tam da burada ben şu konuya değinmek istiyorum. Şu an ülkemizin yönetildiği mevcut cumhurbaşkanlığı sistemi nasıl bir insana gerçekten ağır geldiyse, bu yükün altında çıkamadıysa, Van geneline geldiğimizde kayyum atamalarının yanlış olduğunu, kayyum atamalarının halkın iradesine konulan bir ipotek olduğunu tekrar söyleyerek şunu söylemek istiyorum. Bugün eğer gerçekten kayyum atanmamış olsaydı, bütün sorumluluk sadece valinin sırtına binmemiş olsaydı, vali kendi işini yapmış olsaydı, belediye başkanı kendi işini yapmış olsaydı, belediye başkanı bünyesinde belediye meclis üyeleri takviye etmiş olsaydı, biz bugün bütün sorumluluğu bir insana yüklememiş olacaktık. Evet. Bugün eğer ben 11 yıldan beridir, tam 11 yıl oldu, 11 yıldan beridir Sayılı Bey'in de demin söylediği gibi çevre yolu diyoruz, otogar diyoruz, stadyum diyoruz, Van Gölü kirliliği diyoruz, kent meydanı diyoruz, trafik sorunu diyoruz. Şu an eğer bu saydıklarımız gerçekten yapılmışsa milletvekillerimize verilecek olan performans notlarını sayın seyircilerimiz versin. Yok, çünkü şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi bugün Vali Bey ile hakim bir insan. 20 yıl önce burada ilçe kaymakamlığı yapmış. Gerçekten halk arasında, ama sorumluluk çok fazla. Ya düşünün, bugün bir belediye, demin Salih Bey'in dediği gibi, yani bugün bir otogarı belediye yapacak. Belediye bütçesiyle yapabilecek ya da iktidar partisinin belediyesi ise iktidar partisinden aldığı destekle yapacak. Bu destek olmadığı zaman belediye bir şekilde tıkanıyor. Hele bir de yerine kayyum atandığı zaman Vali Bey, bunu sadece Van Valisi adına konuşmuyorum. Vali 657'ye tabi memurdur. Vali bugün buradadır, yarın genel merkeze çekilir, bir masa memuru olarak, bir normal müdür olarak İçişleri Bakanlığı'na geri çağrılır, gider oraya. Hı hı. Onun için ben bu kayyum sürecinin gerçekten yanlış olduğunu, kayyumun halkın iradesine konulan bir ipotek olduğunu, bütün sorumluluğunun bir insana yüklendiğini ve bu yükün de bir insana gerçekten çok ağır olduğunu. Bahsettiğiniz Kapıköy konusunda da biz de gerçekten partili olarak biz de emek verdik. Evet. Ve benim il başkanlığım döneminde biz Van'ın gerek çevre yolu, gerek otogar, gerek stadyumla ilgili, Van'ın bütün sorunlarıyla, TOKİ ile ilgili, Van Gölü kirliliği ile ilgili bütün özür dilerim, buyurun başkan. Meclise soru önergeleri verdik ve meclise verdiğimiz soru önergelerin hiçbirine mantıklı bir cevap da verilmedi. Hı hı. Onun için biz burada tabii ki muhalefet eleştirir ama işi yapacak olan iktidardır. Biz burada iktidarın gerçekten bir an önce Van'ın bu sorun sıkıntılarını bitirip bizim önümüzdeki dönemde artık metrolardan, tramvaylardan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hava limanlarından, hava alanı değil, genişletilmiş, büyütülmüş bir hava limanından bahsetmemiz gerekiyor. Ama biz hala kalkıp 11 yıl önce bahsettiğimiz sorunlardan bahsediyoruz. Bu Kapıköy konusunda da hatırlarsanız... Bunu sadece neden iktidar partisi milletvekillerine bağlıyorsun? Yani nihayetinde memlekette şu anda 7 milletvekili var. Örneğin şu yapılamaz mı? Mesela Denizli milletvekili, Isparta milletvekili, AK Partili, CHP'li, MHP'li gidip bir bakandan ortak talep edebiliyoruz. Böyle bir şansımız da yok bizim. İsim de vereyim. TOKİ ile ilgili sorunlarımızı mesela... Biz dönemin genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl aracılığıyla biz meclise soru önergesi verdik.
Farz edelim ki Van milletvekilidir, gitti meclis önergesine soru sordu. Cevap verilmiyor ya da kale alınmıyor. Burada biraz gerçekçi olalım. HDP'nin 5 tane milletvekili, biri şu an yok, 4 tane milletvekili. Ben 4 tane milletvekilin çok kale alındığını sanmıyorum. Yani isteseler dahi ben bir şey yapıldığını görmedim. Burada ağırlık mevcut 3 AK Parti milletvekilinde ve 3 AK Parti milletvekilinin bu konuştuğumuz sorun sıkıntıları bir an önce çözümü noktasında biz kendilerinden ricada bulunuyoruz. Evet. Bir an önce bunları yap, bu sorunları çözsünler ki biz önümüzdeki süreçte geriye dönüp çevre yolundan, otogardan basit sorunlardan bahsetmeyelim. Bakın ben sana örnek söylüyorum. Stadyumumuz yok. Vali Bey kendi imkanlarına göre bir şekilde önünü biraz örtmeye çalıştı. Hatırlarsanız 3 yıl önce 4,5 trilyon eski parayla Peynirciler Çarşısı tadilatı yapıldı. Evet. 3,5 trilyona da hayvan pazarının tadilatı yapıldı. Örneğin o dönemin parasıyla 8,5 trilyon, yani bugünün 8 milyon parasıyla bir otogar yapılabilirdi. Şu an otogar zaten 3 yılda kendisini zaten amorti etmişti. Alın size kaynak. Şimdi kayyum atandığı zaman kayyum belki bunlarla kafa yormak istemiyor. Hatırlarsanız Eskişehir Park'ın yeri kent meydanı olacaktı. Murat Zorluoğlu döneminde. Niye hala boş? Ama kayyum değil de mevcut belediye başkanı o sözü vermiş olsaydı, mevcut belediye başkanı 4 yıl sonra halk arasına gidip tekrar oy istediğinde vatandaş git o kent meydanını yap, git o çevre yolunu tamamla, git o otogarı yap, ondan sonra gel bunu iste derdi. Onun için ben bu kadar sorumluluğun bir insana yüklenmesinin çok fazla olduğunu ve bu cumhurbaşkanlık sistemini gerçekten Türkiye'nin bunu kaldırmadığını ve atanan bütün kayyumlara da karşı olduğunu belirtmek istiyorum. Kapıköy konusunda da Osman Bey'in gidiş gelişi var. İki sefer Kapıköy soruna girdim. Konu değişince tekrar evet, şey oldu. Evet. Şimdi tabii ki Osman Bey onu çözecek olan Osman Bey'dir. Ben de gittim Kapıköy'de basın açıklaması yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu da Kapıköy'de basın açıklaması yaptı. Biz hatırlarsanız bir burada Veli Ağbaba öncülüğünde bir heyetimiz buradaydı. Genel başkanımız o zaman bir grup toplantısında Kapıköy'ün kapalı olduğunu, Kapıköy'ün işte burada esnafı çok etkilediğini, bir an önce açılması gerektiğini, hemen arkasında A Haber sabah gelip işte Kapıköy'ün açık olduğunu, ertesi gün ben tekrar oraya gittim, Kapıköy'ün kapalı olduğunu, gerçekten geçişlerin olmadığını dile getirdim. Şimdi biz orada çadır kurup orada yatıp kalksak dahi o Kapıköy'ü açacak olan iktidar partisidir, bizler değiliz. Peki Kapıköy'ü siz, Sayın Başkan, şimdi Ticaret Odası bizim başarımız dedi. Fatih Çiftçi benim başarım dedi. Milletvekilleri bizim başarımız dedi. Dönemin Van Valisi Murat Zorluoğlu benim başarım dedi. Bir başarı herkes sahiplendi ama gerçek başarı kimin sizce orada? Orada şahsi bir başarı yoktu. Hı hı. Şahsi bir başarı yok. Oraya ben de gittim, açıklama yaptım. Genel başkan da oraya gitti. Orada şunu şöyle söyleyelim. Yapan kişi kimse, o kapının açılmasına kim sebep olduysa biz kendisine sadece teşekkür ederiz. Burada isimlerini saydığınız herkesin de emeği var. Ama o bu emeği kalkıp da birine yüklememizin anlamı yok. Ama sonuç olarak o kapıyı açacak olan iktidar partisidir. İktidar partisi de o kapıyı açmak zorundadır. Bugün ben yaptım diye övünmesin, çünkü yapmak zorunda. Bugün ben de iktidar olsam o kapıyı ben açmak zorundayım. Siz de iktidar olsanız o kapıyı siz açmak zorundasınız. Evet. Sayın Geçken, sizin var mı eklemek? Şimdi ekleme yapayım. Bak, deniz kirli diyoruz, otogar diyoruz, çevre yol diyoruz, stat diyoruz. Hı-hı. Doğru mu? Şimdi bu sorunlar Bekir Kaya döneminde de konuşulmuyor muydu Orhan Bey? Evet. Bekir Bey yaklaşık 7 yıl ne yaptı burada? Belediye başkanlığı yaptı. Evet. Yaptı, doğru mu? Şimdi deniz kirleniyordu. Mehmet Bey diyor ya, kayyum bir şey yapmadı. Kayyum ileri biyolojik bir tesis kurdu deniz kirlenmesin diye.
Bekirka 7 yıl boyunca Van Gölü'nü korumak için bir şey yapmadı. Belediye başkanlığı hak seçmişti. Çevre yolu Bekirka döneminde sorundu. Bekirka dedi ki ben halkımla karşı karşıya gelemem. Dedi çevre yolunu bıraktı. Otogar Allah aşkına yani ben şimdi gazeteci olarak size söyleyeyim. Otogar bize yetmiyor mu? Ama o otogar değil yani. Yani niye tamam? Kardeş otogarı bile bizden daha büyük Sarı Bey. Yani bak otogar konusunda şöyle diyelim. Orhan Bey şöyle diyelim. Daha lüks bir binler yapalım diyelim. Tamam. Zaten onu istiyoruz. Otogar sorunumuz yok. Lüks bile istiyoruz. Ona bakarsan stat sorunumuz da yok. Yani şimdi stadında oynayan var takım. Şimdi stada da geldi. Ama şimdi bir Kayseri'nin bir Malatya'nın otogarına geldikten sonra Van Büyükşehir Belediyesi'nin otogarına geldikten sonra ya otogar bu mu diyorsunuz Allah aşkına yani şimdi hani yani otogar konusunda hiç savunma şimdi, yok. Otogar ama şey konu çevre yolu konu şey Van Gölü arıtma testi konusunda size %100 hak veriyorum. Yani bir kayyum olmazsa ne AK Parti ne HDP'li bir belediye asla yapamazdı. Aynen. O 182 milyon TL ile hiçbir belediye de bulamazdı. Ne AK Partili belediye aynen. Ne HDP'li belediye aynen. Yapamazdı. Peki. Bunu bir kayyum politikası niyetinde yapıldı. Evet. Bu konu ama şimdi, otogar konusunda size asla katılmıyorum. Bak Edremit'i kayyum bu hale getirdi değil mi? Edremit'te kayyum olmasaydı bu kadar güzelleşir miydi Edremit? Ama şimdi İsmail Bey'in de hakkını teslim etmek lazım sayın şimdi mi? Ben kayyum döneminden bahsediyorum. Evet. Şimdi kayyumlar bu memlekete güzel şeyler yaptılar mı yaptılar? Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın otogar, çevre yolu yerelde belediyelerin yapması gereken bir iştir. Bunu milletvekilinden beklemek çevre yolu belediye işi değil. Çevre yolu demedim. Hayır. Çevre yolu iktidarların işi. Mevcut iktidarın üstadım, işi. Üstadım bak. Ben Ankara'daki toplantıya ben katıldım. Bakanlık burada toplantı yaptı depremden sonra. Geldiler. Belediye dedi ki bizim bütçemiz yok. Bakan burada bütçeyi ben karşılıyorum dedi. İstediğiniz her şeyi yapın dediler. Tamam. Burada anlaşma sağlandı. Bekir tamam. Başkan değildi. Ney abiydi? Sabri abi. Sabri abi. Sabri abi vekaleten bakan oturdular, protokol imzaladılar, anlaşma yaptılar. Çevre yolunu evet vali çözdü. Çevre yolu ile ilgili sorun neydi? 18. madde. Türkiye'nin her tarafında uygulanan aynısıdır Mehmet Bey. Bakın ben toplantıya katıldım. O toplantıda kim vardı? Orhan Bey. Necdet Akra vardı. Şemsettin Bozkurt vardı. Emin Torun vardı, İsmail Say vardı, vardı. Van'da uygulananın aynısı bütün Türkiye'de uygulanıyor. Ama biz ayrı bir şey istedik. Orada asası olanlar dediler ki Türkiye'de uygulanan modelin dışında bir şey yapın bize para verin. Cevdet Yılmaz 20 kişilik toplantıda Mehmet Bey bak saydığım isimler vardı. Aynen dediği bu. Şimdi Van'a ben özel bir şey uygulayamam. Rize'de ayrıdır, Erzurum'da ayrıdır, Maraş'ta ayrıdır. Ama bizde toplumda konuşulan bir şey var. Rize farklı bir şey uygulandı. Doğru değil. Orhan Bey. 18. madde değil mi Sayın Başkan? Evet. Bakın Türkiye'nin her tarafında 18 uygulanır. Bana bir tane bak emlakçılar desin yani tam çok konuşmayı severler. Bu ilde bu uygulandı. Şimdi bura devlet. Devletin olduğu yerde bir ile farklı bir uygulama, başka bir ile farklı bir uygulama olmaz. Her yerde aynı olur. Çevre yolu seneye yapılıyor. Bitti. Hı-hı. Sorunumuz bitti. Stada gelince, ben amacım doğru bir bilgi vermek. Nevzat İnan şu açıklamayı yaptı. Evet biz bu çok değerli stadı verip şehir dışında bir yer istemiyoruz. Elimizdeki mevcut stadla idare ederiz. Yeniden şey yapılsın. Yeniden stat yapılmak gerekir, onların yapılsın diye. Hayır, bakın bizim bence ne sorunumuz var? Bizim üretim sorunumuz var Orhan Bey. Biz üretmiyoruz. Bizim işsizlik sorunumuz var. Bizim gençlerimizin hakikaten suçla karşı kalabilme sorunları var. Ve bizim kültürel değerlerimizden kopuş sorunumuz var. Biz eğer Van'da bunu, bu sorunları halledebilirsek
emin olun çevre yolu da olacaktır, otogar da olacaktır, stat da olacaktır. Ama biz gerçek sorunlarımızı daha az konuşuyoruz. Az sorunlarımızı daha çok konuşuyoruz. Evet, belediye yarın gitsin, otogara güzel bir bina yapsın, size katılıyorum. Ama otogar yeri mükemmeldir. Gelen otobüslere yetiyor. Ama binamız yapılsın. Doğru, size katılıyorum. Stat yeniden dizayn edilsin. Tamiratı yapılsın ama bence oradan taşınmasın. Stadın oradan taşınması, şehrin dışına uzaklara götürmesi... O konuda size katılıyorum. Evet, bize de vardır. Çevre yolu da çözüldü. Vali Bey zaten... Evet, müjdeyi verdi zaten. Müjdeyi verdi, sözünü verdi. Haliyle de bunları söylüyorum. Milletvekili konusunda tekrar söylüyorum. Ben Doğu illerinde milletvekillerine fazla anlam yüklendiğini düşünüyorum. Bir validen istememiz gereken şey, bir kaymakamdan istememiz gereken bir şey, bir bölge müdüründen istememiz gereken bir şeyi milletvekilinden istersek şehrin yönetimini istikrarsızlaştırırız. Evet, vali beyin yapması gerekeni vali beyden isteyeceğiz. Belediye başkanı yapması gerekeni belediye başkanından isteyeceğiz ama milletvekilinden de şunu talep edeceğiz. Kardeşim, kentimize pozitif ayrımcılık yapabilecek bütün lobileri kurun. Elinizden gelen bütün güçlü dinamikleri bir araya getirin, kente pozitif ayrımcılık yapın. Ama çevre yolunu gelip milletvekiline dağıtırsan, milletvekili haliyle kendisini belediye başkanı ve valinin konumunda görüp işe müdahale edebilir. Ondan sonra dönüp diyeceğiz ki, ya milletvekili de kardeşim her şey burnunu sokuyor. Biz sokturuyoruz. Benim gayemi yoksa birilerini temizlemek değil. Ya da birileri iyi ya da kötü demek değil. Tek diyeceğim bir ortam yok. Sayın Başkan. Stadyum yeri dediğimizde aslında bir ara stadyumu orada kaldırıp bu kampüsün oralarda bir yerde yapma düşüncesi vardı. Orayı da Türkiye'ye verme planı vardı. O zaman da biz üzerinde durduk. Çünkü oranın stadın yeri zaten stada yetiyor. Stada yetiyor ve orayı Türkiye'ye peşkeş çekmenin bir anlamı yok. Şimdi bugün bu şartlarda İnsanlarımızın en büyük sorunu insanlarımız aç. Gerçekten aç. Şimdi mesela Salih Bey'in söylediği gibi işsizlik had safhada Van'da. Aç olan bir insan dediğiniz gibi yani çevre yolumuz tamam olsun, yapılsın. Biz dedik ki 10 yıldır, 20 yıldır biz bu sorunları konuşuyoruz. Keşke bu sorunları biz 5 yıl önce halletmiş olsaydık. Bugün başka yerlerden bahsetmiş olsaydık ya da işte organize sanayi bölgesinin o 5. etabını nasıl dolduralım? İşsiz gençlerimize nasıl iş imkanı sağlayalım? İşte çevre yolu yanında çevre yolu mağdurların sıkıntısını nasıl giderelim? Ve bugün gerçekten insanlarımız, bütün samimiyetimle söylüyorum, asgari ücret evet 4250 lira olmuş ancak insanlarımız aç, insanlarımız gerçekten geçimini sağlayamıyor. O gün hatırlarsanız bir yağ krizi başladı. Yağ bir seferden 400'den 600'e yükseldi. Marketler biz işte yağı indirdik falan, yağımız çok diyor. Biz bugün de şeylere, etiketlere baktığımızda yağ yine 600 lira. Mehmet Bey bir şey diyeyim. Van'da 7 yerel markete fahiş yağ satmaktan ceza kesildi. Bak, 7 yerel markete fahiş fiyattan satmaktan ceza kesildi. Ve bunlar yerel. Van'ın marketleri, ulusal zincirler değil. Ha, marketlerin sürprize ettiği bir şey mi? Yani bu hani yağ stokçularının falan böyle bir oyunu mu sizce bu fiyatların artışı? Yani onu bilmiyorum. O çok polemik konusu. Şimdi sizin söylediğinizde onu anladım yani. Ya polemik konusu da ama bakın düşün yerelde 7 marketimize ki isim vermek istemiyorum ama bildiğiniz marketler. Evet. Bildiğiniz marketlere fahiş fiyattan ceza kesildi Mehmet Bey. Ya, tamam, yani zincir marketleri anladık, onu anladık, bunu anladık. Hani burada mikro anlamda, hani size destek olmak için söyledim, mikro anlamda bir bildiğimiz de yok. Peki bu marketlerin mesela kesildiğine dair bir bilgi, belge var mı? Var. Van Büyükşehir Belediyesi Van'da satış yapan 7 yerel marketi ceza kesti. Fahiş fiyattan. Yani biz bir iki marketin hani bu anlamda ceza yediğini biliyoruz ama 7 market olunca çünkü ben 7 market.
yerel büyük markette değil mi? Zincir markette. Van'da hayır. Yerel market. Van'ın kendi has evladı dediği bakkal, bir markettir. Bakkal değil yani. Değildir market. Nasıl? Bakkal değil yani. Tabii tabii market. Peki evet başkan sizin devam edin. Yok estağfurullah. Şöyle bu konu yağdan açılmışken şimdi farz edelim ki ben burada sadece Hatay'ı marketçide de görmüyorum. Marketçi farz edelim ki aldığı fiyata sattı. Peki yarın gidip çünkü burada bir üretim yok. Biz birçok ham maddeyi organize sanayi ve tekstil kentteki birçok ham maddeyi ve tekstil malzemesi, tekstil ürünü biz dışarıdan alıyoruz. Bugün işte mazotun 23 liraya yükselmesi, bugün doların işte dolar şu an 15'ler ne kadar durdurulmuşsa dahi dolar şu an inanın 18'lerde mazot neden 10 liraydı? Dolar şu an 14 liraya sözde gerilemişken mazot niye 25 liraya yükseldi? Burada bir terslik yok mu? Matematiksel bir yanlış yok mu? Onun için bu ekonomik krizin bir an önce düzelmesi gerçekten insanlarımız sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Sayın Geçken var mı? Mehmet Bey'in mazot ve yağ fiyatları. Ya şimdi COVID'in dünya ekonomisine olan olumsuz etkisi 9 katrilyon dolar. Bakın 9 katrilyon dünya ekonomisinin etkisi, olumsuz etkisi var. Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın etkisi var. Yani şimdi bu gıdaya olan zam sadece Türkiye'de olan bir şey değil Orhan Bey. Hı hı. Ben de Avrupa'yı takip ediyorum, siz de ediyorsunuz. Yani biz gazeteci olarak gitmek zorundayız. Gıda fiyatı dünyanın her tarafında aynı. Petrol fiyatı mesela, petrolün baret fiyatı 40 dolardan 120 dolara çıktı. Yani petrol sadece Türkiye'de artmıyor, bütün dünyada evet, artıyor. Şu anda 105 dolar galiba değil mi? Evet, yani şimdi bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil, bütün dünyanın bir sorunu. Haliyle tabii Türkiye'de insanlar hükümetten, iktidardan daha rahat bir hayat talep eder. Biraz yani Amerika'nın baskısı, ekonomik özellikle Rusya üzerindeki Avrupa'nın da destek vermesi beraber... Ya, ekonomik yaptırımların da çok büyük ya, etkisi bir var. Şey daha söyleyeyim. Ya bu yağ fiyatları, mazot fiyatları öyle birden kendi artmadı. Yani biraz böyle özellikle hemen yan tarafımızda olan savaştan kaynaklı olarak yani şimdi mazotu yani Amerika'ya özellikle ve Avrupa'nın da desteğiyle ciddi bir ekonomik yaptırım var şu anda Rusya'ya karşı. Ekonomisi çöktü yani. Tabii hep dünya ekonomisi çöktü. Bir de bakın petrol fiyatından faydalanan 3 devlet var. Dünyada en fazla petrol üreten Amerika'dır. Hı hı. Günde 14 milyon varil. Sonra Arabistan, sonra Rusya. Bakın, Ukrayna Savaşı'nın çıkmasıyla bütün dünya kaybediyor. ABD, Rusya ve Suudi Arabistan kazanıyor. Halil'e dediğiniz gibi, yani Mehmet Bey'in ben yorumlarına saygı duyuyorum. Ama Covid'in dünya ekonomisine yaptık 9 katrilyonluk baskı unutmamak lazım. Bakın İngiltere Genel Kurmay Başkanlığı Carter'ın bir açıklaması var Orhan Bey. Diyor ki Covid'in neden olduğu ekonomik bunalım 3. Dünya Savaşı'nın nedeni olabilir. İnternete yazdığınızda çıkar. İngiltere Genel Kurmay Başkanlığı Carter. Haliyle Covid'in dünya ekonomisine yaptığı olumsuz baskı görmemek, Ukrayna Rusya Savaşı'nı görmeden yorum yapmak bizi doğru sonuca götürmeyebilir. Hmm. Yani evet. Farklı sonuçlar çıkarabiliriz buradan. Evet. Şimdi müsaadenizle bu konuyu da kapatalım. Hemen önümüzdeki seçimde tabii ki yine büyük bir oy potansiyeli elde edeceğini düşündüğümüz HDP'ye bir özellikle Van yerinde geçmek istiyorum. Tabii ki HDP'nin 6 milletvekili var ve geçtiğimiz yerel seçimlerde de %52'lik bir oy oranıyla belediye başkanlığını kazandı. HDP ağırlıklı olarak Salih Bey önümüzdeki seçimlerde tabii siz 5'e 3 olarak yine görüşünüzü beyan ettiniz ama Sayın Başkan'dan başlamak istiyorum. Sizce Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve bir HDP yani tek başına kalan bir partiden söz ediyoruz.
Mevcut anayasa, yani seçim yasası değişmezse, bu seçimle gidilirse HDP'nin kilit parti olduğunu düşünüyor musunuz bu konuda? Birincisi bu. İkincisi Nevroz ve diğer etkenlerin, yani son iki ay içerisinde işte Kadınlar Günü, Nevroz, işte HDP'li siyasetçilerin Van'daki çalışmalarından kaynaklı olarak HDP'nin oy potansiyelini koruyacağına inanıyor musunuz? Şimdi ben HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da bir tane tek oy kaybettim etmediğine, tam aksine oyları yükselttiğine inanıyorum. Özellikle bu kayyum atamalarından sonra HDP seçmeni biraz daha partiye kenetlenmiş, haksızlığa uğramış. Benim seçtiğim irade ipotek konmuş. Benim birçok siyasim şu an tutuklu, haksızlığa uğramış bir parti modunda olduğu için ben HDP'nin Van'da da, Doğu ve Güneydoğu'da da oy kaybettiğine inanmıyorum. Bugün seçim olsa ben HDP'nin Van'da yine 6 milletvekili alacağına inanıyorum. Başta da siz sanırım 5 var mevcut. Yani bir milletvekili atamıyor. 5 var. Ben 6 yapacağına inanıyorum. Hı hı. Ben bir milletvekilinin demin söylediğim gibi iyi bir yönetim, genel merkez takviyeli ve iyi bir adayla, yıpranmamış bir isimle ben CHP'nin bir vekil çıkaracağına inanıyorum. Bu 5-2-1 mi olur? Bu 6-1-1 mi olur? Benim tahminim bu yönde. Tabii ki HDP şu an hiçbir ittifakta yer almadı. Şimdi matematiksel bir hesap var ortada. Şu an ne Cumhur İttifakı %50'yi bulabiliyor, ne Millet İttifakı %50'yi bulabiliyor. HDP'yi bir kenara bıraktığımız zaman. HDP'nin kilit parti olduğu apaçık ortada. Başta da siz sorarken tabii sorular kaynaşınca ben ona cevap vermedim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz iktidar olursak işte Selahattin Demirtaş ve Kavala'yı bırakacağımıza dair söylemlerine ben de şu an Demirtaş ve Kavala'nın siyasi bir kararla tutuklu olduğuna inananlardanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında her ikisinin de bırakılacağına da ben inanıyorum. Ve bu durumda bölgede HDP'nin gerçekten güçlü bir parti olduğu apaçık ortada. Ben belirleyici partinin de HDP olduğuna da inanıyorum. Evet. Sayın Geçken, siz tabii ki HDP, yine bir yazınızı okumuştum. Ben HDP ile beraber Deva Partisi, işte Gelecek Partisi'ne çok şans vermediğinizi yazınızda ifade etmiştiniz. HDP ve diğer işte yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, özellikle önümüzdeki seçimde nasıl bir oy potansiyelini bekliyorsunuz? Şimdi Orhan Bey, kilit iki parti var. Hı hı. İYİ Parti ve HDP. Şimdi Kılıç... Van için mi konuşuyorsunuz? Türkiye için konuşuyorum. Hı hı. Türkiye Van'la bağlar. Yani Türkiye'deki birleşim Van'la bağlar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak istiyor. En doğal hakkıma hakkı. Ama ilginç bir şey var. Bu da bizim yaptığımız bir çalışma sonucu. Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Kılıçdaroğlu'nu ortada destek vermiyor. Yani HDP'ye oy verdiğini söyleyen seçmenin tam rakamları hatırlamıyorum ama aşağı yukarı %70 civarında Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyor. Kılıçdaroğlu'na %12'lerde 13'lerde tam hatırlamıyorum. Yani o civarda. Aslında Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor mu? Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Ben onu demek istemiyorum da Ekrem İmamoğlu'nu daha çok destekliyor. Ya daha rahat oy veririm diyor. Kılıçdaroğlu'na daha az oy veriyor. Yani güvenip güvenmemek bilmiyorum. Onu çalışmadığım için bilmiyorum. Halinde şimdi Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olabilmesi için İYİ Parti ve HDP'ye kesin ihtiyacı var. İYİ Parti ve HDP olmadan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olamaz. Mevcut iktidarda HDP'ye de ihtiyacı var. Yani CHP'nin %28 bandında bir oy aldığını, İYİ Parti'nin %10
12. Söyledim ki şu an Millet İttifakı da, çok özür dilerim Salih Bey, Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da hani %40'ı buluyor ama %50'yi bulamıyorlar. Bu bir gerçek. Ben hani şu an CHP üzerinden yorum yaptığım için hani de kilit parti HDP'dir demek bence eksik kalır. HDP ile İYİ Parti, CHP bir çatı altına geçirebilecek mi? Şimdi bütün mesele bu. Hı hı. HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet ve diğer partiler bir araya geldiğinde, şimdi bu defa çıkacak aday önemli. Yapılan anket çalışmaları var, Türkiye'de yakından takip ettiğim için biliyorum. Mesela İYİ Parti'den, İYİ Parti'nin adayları, Cumhurbaşkanı adayı bizim içselleştireceğimiz biri olmazsa %60 civarında o ittifak oy vermeyeceğini söylüyor. Şimdi Saadet Partisi diyor ki tamam biz liderler ittifak kuruyoruz ama halkın önemli olan ittifadır. Partiler bir araya geldiğinde CHP, HDP ve İYİ Parti'nin mutlak anlamda anlaşabilecekleri aday olacak mı olmayacak mı? Bu önemli. Bir araya gelecekler mi? Bu önemli. Ben şimdi kendi fikrimi söyleyeyim mi? Hı hı. Ben alanda yaptığım çalışmalarda bu ittifakın asla ve asla olmayacağını net söylüyorum. Millet İttifakı'nın. Yani CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin bir arada net anlaşamayacağını söylüyorum. Yani iktidar olsa var mı demek? Seçimden önce bir ara gelemeyeceklerini söylüyorum. Gelemiyor ki. Yani CHP, İYİ Parti, onlar zaten Millet İttifakı diye bir ittifak kurdular. Evet. HDP'yi dışladılar. HDP'de şu anda yeni bir ittifak, üçüncü bir yol ismini koydukları bir yol içerisindeler. Evet. Bu yolda da muhtemelen seçimler ikinci tura kalırsa CHP'nin adayını destekleyeceğini, zaten bu görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Yani ben yani şu anda çok yansımasa bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP yöneticileriyle ya da CHP'li yöneticilerin HDP yöneticileriyle bu anlamda paslar çıkalı inanıyorum yani. Şimdi muhakkak yine vaatler verilmiştir. Hatta kulislere yansıyan, yani benim duyduğum kulislere göre, yani dışarıdan desteklenme karşılığında iki bakanlık bile HDP'ye teklif edildiği konuşuldu. Tabii ben yine de söyleyeyim, yani bu bana göre mevcut seçim sistemiyle seçime girilirse şu andaki kilit parti HDP gözüküyor. Yani İYİ Parti değil, yani İYİ Parti zaten CHP milletvekili, Millet İttifakı'nın olduğu ittifakın içinde de yetmiyor. Yani CHP'nin %28, İYİ Parti'nin %12 oy aldığını düşünse %40. Diğerinin hani Saadet'in, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin oylarının %10-11 olması lazım ki mevcut iktidarı devirsinler. Yani bu konuda şu anda kilit parti yine HDP olarak gözüküyor. Onun için sordum. Evet. Şimdi Orhan Bey bak, HDP'de 3 önemli güç var. CHP'de şu an kesin 2 ayrışma var. Bakın, CHP'yi ispat edeyim mi size? Yakın olan, Kılıçdaroğlu'na yakın olan fenomen, İmamoğlu'nun belediyede yaptığı ve isminin de yolsuzluk olduğu belgeleri paylaştı mı? Paylaştı. Şimdi İmamoğlu'yla, yani o belgelerin sonra ne olduğu da yani resmi hayır olarak... Yani paylaşıldı mı? Paylaşıldı. Paylaşıldı. Her gün belgeler paylaşıldı. Paylaşıldı. Bak, CHP'nin içerisinde CHP'nin İstanbul Belediye Başkanlığı'nı çok zor durumda bırakacak paylaşımlar. Onu sonra yalanlandıracak. Onu demeye çalışıyorum. Ya şimdi parti için yalanlama olabilir. Ona bir şey demem. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu savunduğum ya da İmamoğlu'nu savunduğum için de yani ben zaman zaman o savunmayı birazdan ben yapacağım. Mehmet Başkan biliyor yani CHP'yi en çok eleştiren isimlerden biri İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Ben CHP'yi eleştirmek ya da savunmak Hı-hı. anlamında söylemiyorum. Bugün yaşananları söylüyorum. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belli bir kesim İmamoğlu'nun aday olmasını istiyor mu? İstiyor. Evet. Belli bir kesim Kılıçdaroğlu'nu istiyor mu? İstiyor. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığında arada bir ayrışma var mı? Var. Geldik Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın HDP'ye karşı çok şiddetli tepkisi var mı? Var. Belediyeden içeri sokmadıkları gerçek mi? Gerçek. Hatta terör kavramını en ağır şekilde kullanan bir yapımı yapın.
Antalya'ya geldiğimizde Antalya'da HDP'ye çok yakın dedi. Haliyle bakın Orhan Bey. İmamoğlu mu alternatif? Efendim? İmamoğlu mu alternatif yani? Hayır, farklı bir şey diyeceğim. HDP'li seçmen CHP tarafından aldatıldığını düşünüyor. Haklı haksız bir şey diyemem. Ama Ankara Belediyesi üzerinden yorum yaptığınızda evet aldatıldı fikri kabul edilebilir. Antalya Belediyesi üzerinden baktığınızda kabul edilebilir. Bolu Belediye Başkanı yaptığı açıklama 3 gün önce hani yenilir yutulur insan değil. Haliyle İdris Balıkkaya'nın yaptığı açıklama, Demirtaş'ın yaptığı açıklama, Pervin Buldan'ın yaptığı açıklama, CHP'nin içinde bu kanatların yaptığı açıklama baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olma isteği için böyle bir ittifak kurma çabasına rağmen, uğraşına rağmen ittifak sağlam bir şekilde kurulabilir mi? Ben zor diyorum. Benim gördüğüm zor. Çünkü HDP'nin beklentileri ortada. HDP diyor ki ben masada olacağım. Ama CHP HDP'yi masaya aldığında İYİ Parti ile çatışacak. Halide Kılıçdaroğlu'nun işi kolay mı? Çok zor. Çünkü biri ayrı bir üç, biri ayrı bir üç. Halide iki taraf da, bakın çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Aday İmamoğlu olursa bu sorun çözülebilir. HDP de İmamoğlu'nu istiyor, İYİ Parti de İmamoğlu'nu istiyor. Ama Kılıçdaroğlu ben olacağım diye diretiyor. Haliyle bu iki farklı kişi ve farklı yaklaşımlar bu işin öyle çok da kolay olacağını ya işte evet Kılıçdaroğlu'nun iki tarafında kesin kabul edeceğinin ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Cumhur İttifakı'nın mevcut sistemle seçime girerse %51 alacağını tekrar düşünüyor musunuz? Ya şimdi ben bütün anketleri takip ediyorum Orhan Bey. Yani bütün anketleri takip ettiğim için şu anki veriler Cumhur İttifakı'nın yaklaşık 10 puan önde olduğunu gösteriyor. Haliyle bu 10 puanlık önde olmak bir avantaj mıdır? Evet avantajdır. Çünkü kapatılması zor bir puandır. Haliyle 10 puan önde olan bir partinin barajı, yarışı birinci olarak bitirmesi daha olağandır. Yani bu durumda evet Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na kıyasla avantajımızın avantajıdır. Ama HDP'nin de içinde olacağı Millet İttifakı tam sağlam oluşturulursa tabii ki o zaman Cumhur İttifakı'nın sorun HDP'nin yaşayan, içinde olacağı. HDP Millet İttifakı'nda olmazsa Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı asla deviremez. Evet. Sayın Başkan, siz burada notlar aldınız. Şimdi şu an mevcut iki ittifak var. Evet. Cumhur ve Millet. HDP hiçbir ittifakta yer almayacağını, ayrı bir ittifak kuracağını, üçüncü yol olduğunu zaten belirtmişti. Burada demin de söylediğim lafı yine tekrarlıyorum. Ben her ne kadar Millet İttifakı'nın bir mensubu da olsam, HDP haricinde Millet İttifakı'nın bir %50 oy almayacağı şu an apaçık ortada. Cumhur İttifakı'nın da almayacağı ortada. Evet. Bugün ben ikisini de %40'larda görüyorum. Ben üçüncü ittifakın belirleyen bir blok olduğunu ve ikinci turda da Millet İttifakı'na destek vereceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anki şartlara göre. Evet. Aday konusuna gelince genel başkanımız zaten her iki büyükşehir belediye başkanımızın görevlerine devam etmesi gerektiğini, yani bugün kalkıp da bizim işte Mansur Yavaş aday olursa bu bölge şu bölge oy vermez dememiz de belki biraz erken olur. Şu an ülkedeki ekonomik kriz. Şu an tabii AK Parti kanadı her ne kadar ülkeyi güllük gülistanlık görüyor olsa da ülkenin güllük gülistanlık olmadığı apaçık ortada. Millet İttifakı'nın şu anki şartlara göre yani ibrelerin çoğunlukla Sayın Kılıçdaroğlu tarafında olduğu da apaçık ortada. Ama Sayın Kılıçdaroğlu için ben adayım demedi. Seçmenin farklı düşündüğünü söyledi Salih Bey. Ben Salih Bey adına konuşma dedim ki AK Parti seçmeni
her ne kadar dedim böyle görüyorsa ben bunu Salih Bey için söylemedim. Ya da Salih Bey'in fikrine yönelik söylemedim. Millet İttifakı kendi arasında bir tane aday belirleyecek. Bu adayın ismi şu an %80'lerde Kılıçdaroğlu görünüyor. Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Tabii ki biz de isteriz genel başkanımız bizim cumhurbaşkanı adayımız olsun. Ama bu karar şu an hem erken hem de daha verilebilmesi için o 7 ittifaka katılan ittifak bloğunda yer almak isteyen diğer partilerin de fikri çok önemli. Bugün Gelecek Partisi hangi parti oluşum içerisinde koptu geldi? Cumhur İttifakı içerisinde. Hı hı. Devam nereden geldi? Cumhur İttifakı içerisinde. Bunlar evet şu anki 6 parti her ne kadar isim belirlenmemiş olsa dahi herkes orada çıkacak olan ismi destek vereceğini belirliyor. Ben o altılı ittifak içerisinde sağlıklı bir isim çıkacağına inanıyorum. Ve HDP'nin ikinci turda vereceği destekle ben bu sefer Millet İttifakı'nın iktidar olacağına da inanıyorum. Yani sizin mevcut seçimde Cumhur İttifakı'nın bu oyu alamayacağını, yani bir barajını geçemeyeceğini ve Millet İttifakı'nın bu yönde oy alacağını düşünüyorsunuz. Salih Bey, buna eklemek istediğiniz bir şey varsa... Şimdi bak, bugün saat 12'de açıklanan bir anket sonucu var. Hı hı. Tamam mı? Anket sonucu şöyle. AK Parti 34.5, Cumhuriyet Halk Partisi 26.1, İYİ Parti 12.3, HDP 10.4, Milliyetçi Hareket Partisi 8.6, Deva 2, Gelecek 1 falan filan. Yani bu anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı 43.7, Milli İttifakı 38.4. Bak, şimdi hemen hemen 38.4 38.4 Cumhur İttifakı 43.7. Ortalama yine 40 diyebiliriz. 5 puan var. 5 puan var. Mehmet Bey, bak, şu an ekonomik sorunun en zirvede olduğu dönem. Yani iktidarı eleştirmek için her türlü kullanılabilecek malzemenin zirvesiyken halen durum buysa, hani matematiksel veriler buysa, hani de iktidarın seçime yaklaştıkça farklı tavırları olacak, hamleleri olacak. Hı hı. Çünkü AK Parti'nin şu ana kadar bir hamlesi olmadı. Yani seçime doğru bu tablo Millet İttifakı lehine döner mi? Bence zor. Ve en zor dönemde bile 5 puan öndeyse Öğren Bey, şimdi tabi yarın öpüşün seçime gittiğinde Cumhur İttifakı bazı fethi yapacak, bazı hamleleri olacak. Ben onun için diyorum ki matematiksel veriler bana şunu gösteriyor. HDP, İYİ Parti ve CHP bir çatı altında olması o verir. Bir de şunu diyelim. Siz HDP'yi düşüreceksiniz. HDP'yi masaya davet etmeyeceksiniz. HDP ikinci seçimde size niye oy versin? Ya bu insanlar da gurursuz insanlar mı? Hiç gururu yok mu bunların? Ne diye versin? Sen masanı almamışsın. İnsan yerine koymamışsın. İkinci seçimde hamal mı sana oy versin? Ya ben bunu bir insan olarak soruyorum. Bu siyaset belli etmez mi? Ben katılıyorum. Belli etmeyen siyaset iki taraflıdır. Yani biri hiç biri baraja açamaz. Bir baktın AK Parti gitti HDP dedi gel sana bakanlık verelim bizimle devam et. Bir baktın, ya da şöyle ya bir ekleme yapabilir miyiz? Bunu Millet İttifakı için söyleme değil yani. Tabii. Yarın 40 aldı Millet İttifakı, 40 aldı, 44 aldı Cumhur İttifakı. Tabii. Kaldı 6-7. Yani Cumhur İttifakı da yarın gitti HDP'ye teklif edebilir. Ya da şimdi ben gazeteci olayım, siz siyasetçi olun. Ben tek bir soru sorayım. O zaman HDP'nin şu an AK Parti'ye oy vermesi için bir sebep alayım. Ya Sayın Başkan, yani siyaset hiç belli etmez. Vermiyor zaten. Yani HDP'li seçmen AK Parti'ye oy vermiyor zaten. Neden vermiyor? Çünkü kızgınlığı var. Ben de diyorum ki CHP'ye kızan bir adam
Zaten AK Parti krizliği için vermiyor. CHP krizliği zaman niye versin? Bakın, AK Parti kendisine rakip ve düşman görüyor. Ama şu an ittifak kabul edilmediği için aldatıldığını düşünüyor. Hayır, biz yani ben öyle düşünmüyorum. Bu ya şöyle söyleyebilir miyiz? Hayır, hayır, CHP'li seçmen demiyorum ben. HDP'li seçmen, bakın Babırken diyor, Demirtaş söylüyor, Pervin Buldan söylüyor, ileri gelenleri söylüyor. Diyor ki, biz aldatıldık diyor. Şimdi bunu onlar diyor, ben onlarla bir konuşma yapmıyorum. Ben onların dediklerini tekrar ediyorum. Bir de bakın, HDP içerisinde şimdi yeni bir parçalanma olacak. Yeni bir parti kurma çalışmaları var. Ayhan Bilgen'in. Ayhan Bilgen parti kurmadı, bir oluşum başlattı ama Ayhan Bilgen'in çok böyle HDP içinde... Tutar mı tutmaz. Bak, tutar mı tutmaz. Hı-hı. Ama yeni bir hamlenin olması da önemlidir. Ya Salih Bey, şimdi şöyle olabilir. Mesela AK Parti %42 oy aldı. Yarın HDP ile oturup masaya oturabilir. Yani ben örneğin Selahattin Demirtaş'ı bırakacağım. Örneğin çeşitli vaatler verir, bakanlıklar verir. İşte ben şunu yaparım, bunu yaparım der. Ben o barış sürecinden HDP'nin, sonra... HDP'nin de o öyle bir AK Parti ile bir araya gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani nihayetinde ben demin de ifade ettim. Yani bunu CHP için de söylüyorum, Millet İttifakı için de söylüyorum. Millet İttifakı yarın böyle bir portföyünde kalkıp yani bu siyaset bir şey, üstü bir şey. Yani bence böyle bir tablo ortaya çıktığı zaman HDP kilit parti olacağı için ipleri alacak eline, ona göre bir şey yapar. Ama bu sistemde seçime girecek miyiz? Zor. Yeni yapılan seçim yasasına göre bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı olayının artık bir etki yaratmayacağını düşünüyorum. Çünkü sistemde artık işte diyelim ki ben 15 bin aldım, siz 10 bin aldınız, Mehmet Bey 10 bin aldı. Bütün oylar bana sayılmıyor. Çifte baraj gibi bir şey oldu. Ha, ne oldu? Yani bu sistemde ben seçim, yani seçim biter, hani mevcut sistemle girip bence yani HDP, AK Parti gelmesin demez yani. Ya tabii ki şimdi şurada bir gerçek var. Mesela biz 6 yıl ben il başkanlığı yaptım. Hı hı. Seçmenler arasında diyelim ki HDP seçmen yoğun olduğu bir bölgede il başkanlığı yaptım. Ya şu da bir gerçek. Mesela bu barış sürecinin yarıda bırakılması, işte buzdolabında şu an bekletilmesi zaten kafalarda o süreç soru işaretini yaratıyor. Yani yarın öbür gün Tayyip Erdoğan o barış sürecini tekrar buzdolabından çıkarıp fırına bırakıp pişirebilir. Ama ben HDP seçmenin bu saatten sonra ben de o söylemlere inanıp AK Parti'ye oy vereceğine inanmıyorum. Ya da Salih Bey'in dediği gibi matematiksel hesap yapalım. Farz edelim ki tamam, Cumhur İttifakı'nın oyları %43. Millet İttifakı'nın 38, kabul edelim. Bakın yine %51'i yakalayan yok. Yine kilit parti kim kalıyor? Ortada HDP kalıyor. Ben HDP'nin en son seçimlerde aldığı %10.7 miydi? 10.7. 10.7 oyun şu an 12-13'lere çıktığına inanıyorum. Şimdi HDP'nin böyle pratikleri zorur Mehmet. İşine gelmedi, seçimde sandalye gitmiyor. Birçok defa bunu yaptılar. Mesela referandumlarda yaptılar. İşine gelmediğinde iki tarafı da eşit mesafede gördüğünde sandalye gitmiyor. Bu seçime girer. O süreç biraz daha farklı. Şimdi bakınız Salih Bey, şu an HDP'nin 200'e yakın milletvekili hapiste. Bütün belediyelerine kayyum atanmış. HDP'nin şu an sandığa gitmeme gibi bir lüks yok. HDP sandığa gidecektir diye düşünüyorum. Ve gidecektir. Ya şimdi ben özür dilerim. Sen çok özür dilerim. Ben HDP'li seçmeni 2 yıldır çalıştığım için aşağı yukarı biliyorum. HDP'li seçmen kendisini kimseye göbekten bağlı hissetmiyor. İnandığı bir şey var. Doğru ya da yanlış. Bana göre yanlış. Ahmet'e göre doğru, Mehmet'e göre doğru yanlış. Onun inandığı bir şey var. O diyor ki benim inandığımı vermeyen, Ali de olsa, Veli de olsa, Mehmet de olsa beni ilgilendirmiyor. Şimdi HDP bir siyasal parti değil, ideolojik bir harekettir. Şimdi HDP bir CHP değil, HDP bir AK Parti değil, HDP bir MHP değil. HDP'nin beklentileri var. Evet, kabul edelim ya da etmeyelim. HDP burada bir
bölgeyi yönetmek istiyor. Haliyle bu psikoloji üzerine kurulmuş bir hareket de, yani tabanı şunu da soruyor, HDP'li yöneticiler sormaya başlamış, soruyor. Tamam diyor, yani bütün mesele CHP ile ittifak hükümete gelmek idiyse bu kadar çocuk neden haram oldu? Şimdi ya oradaki psikolojiyi de az buçuk şey yapmak lazım, hakim olmak lazım. Çünkü HDP tamamlayıp şunu söyledi. Evet biz özgür bir ortam istiyoruz. Ama o özgür ortam istiyoruz diyen HDP şu an şunu diyerek seçmenini konsolide edemiyor. Ya tamam iyi güzel her şey yaptık ama CHP'yle iktidara gelecek. Bakın şimdi benim için, senin için, onun için, bunun için, Selahattin Demirtaş için iki bakanlık önemli olabilir. HDP seçmeninin önemli bir kesimi için %37'si için bakanlığın hiçbir kıymeti yok. İki bakanlık sözü verilmemiş. Orhan Bey dedi, hayır. Böyle bir söylenti. Hayır, diyorum ki iki bakan değil, beş bakanlık verilsin. Onun için çok önemli değil. Çünkü onun angaje olduğu bir şey var. O diyor ki, biz bu vaatlerle yola çıktık. Bu vaatlerle ne oldu? Şimdi HDP'de evet belli bir kitle Demirtaş'ı seviyor. Ama emin olun bir kitle var, Demirtaş'a karşı söylenir, çok sert. Müthiş sert söylemleri var. O başka birileri de seviyor olabilir. Haliyle HDP de şu an tek parça değil. HDP'nin içerisinde de farklı sesler var. Haliyle onlar içerisinde, bak tekrar söylüyorum ya, seçmen davranışını birçok şey etkiliyor Mehmet Bey. Aday etkiliyor, konjektör etkiliyor, durum etkiliyor. Bu HDP için geçerli mi mesela? Efendim, bütün partiler için geçerli. Hayır, ben de HDP seçmeninin çoğunun, ben mesela milletvekilinin çoğunun, örneğin HDP oy veren insanların çoğunun vekillerini tanıdığını düşünmüyorum. HDP vekile bakmıyor. HDP partiye bakıyor. Yani vekil kim olursa olduğu önemli değil HDP için. Yani bu AK Parti için, CHP için önemli. Şimdi MHP için de önemli ama HDP için, hatta MHP için önemli değil bence. Yani HDP ve MHP için bence aday çok önemli değil. Şimdi Orhan Bey bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçimlerinde HDP'nin Van için söylersek %80'lere yakın bir oy oranı vardı. Doğru mu? HDP'nin 2015'te evet. Kasım'da. %79. 2018'de %58'lere düştü. Yani 20 puan düşüş yaşadı HDP. Şimdi bakın 20 puan az bir puan değil. Tam çözüm sürecinden sonraki Selahattin Demirtaş'ın özellikle %13 oy aldığı, HDP'nin aldığı oy oranında %78'lere falan çıktı. Ama hani çözüm sürecinden sonraki özellikle Selahattin Demirtaş'ın işte seni başkan yaptırmayacağı çıkışından sonraki işte Demokratik Toplum Kongresi'nin işte Diyarbakır'da özellikle ilan etmesi, sonrasındaki çukur siyasetinin başlamasıyla beraber HDP büyük bir oy potansiyelini kaybetti bölgede. Evet. Bu bir gerçek. Yani şimdi vatandaşlar artık bunu HDP'li siyasetçiler bile soruyor, yani niye böyle bir yanlışın içine girdik ki HDP'ler bunu özelleşiyor olarak zaten kabul ediyorlar, yani yanlış yaptıklarını zaten söylüyorlar ama hani HDP'de şu seçmen yok ya, şu Tayyip Temel değil de Sezai Temel aday olsun da ben Sezai Temel'e veririm, Tayyip Temel'e vermem diye bir söylem yok. HDP'de siz kimi aday gösterirsiniz gösterin, oradaki insanlar HDP'ye oy vermiş insanlar isme bakmazlar, partideki partinin gösterdiği adaya bakarlar. İstediğinizi koyun. İnanın şu andaki HDP'ye oy verenlerin %75'inde, seçmenin %75'i belki hayatında Mazez Orhan'ı görmemiştir. Belki Tayyip Temel'i görmemiştir. Ona da bakarak oy vermemişlerdir. Sezai Temel'in bir açıklaması oldu. Yeniden çözüm süreci olursa Orhan Bey dedi ki muhatap İmralı'dır. Sezai Temel, Van evet. Milletvekili. Hı-hı. Bir gün sonra Demirtaş açıklama yaptı. O da aynı dedi ki söylüyor. Muhatap siyasettir. Bakın şimdi hayır, öyle bir söyleme olmadı. Siyaset muhatap İmralı dedi. Bakın Sezai Temel muhatap İmralı dedi. Demirtaş aynısını söyledi. Muhatap orada duruyor dedi. Televizyon bak. Hayır, muhatap orada duruyor dedi. Yayın yani. Bittikten sonra hı-hı. Ben de sizle bakarız. Ben bizzat tweetini, şu an şarjım bittiği için tweetini hı-hı. çıkaramıyorum. Muhatabın şey olduğunu söyledi. Olabilir. Farklı karakterden belki şey olabilir. Hı-hı. Şimdi ayrım yok dersek ben bu var. Haşip Kaplan'ın
yaptığı açıklamayı bugün gibi hatırlıyorum. Evet. Hasip Kaplan bedel ödememişlerin bu partiye görev verilmesinin, görev istemesinin çok yanlış bir şey olduğunu dile getiren bir çekişi oldu. Şimdi bakın Orhan Bey, belli bir kitle diyor ki, ben yani o toplumun, o sosyolojinin psikolojik yapısını gördüğüm bu. O toplum içerisinde maddi manevi bedel ödediğini düşünenler var. İki, maddi manevi bedel ödemeden bundan faydalananların olduğunu söyleyenler var. Evet, 2015'e kadar olabilir. Belki hiçbir ayrım yapmamışlardır, hiçbir şey olmamıştır ama 2015'ten sonra ben şu ayrıma gidildiğini, bu tartışma yapıldığını söylüyorum. Mesela kayyum olayında yaptığımız bir çalışmada şunu gördüm ben. Yani kayyum atanacağı bilindiği halde bu adamlar neden aday gösterildi, eleştirisinin HDP'de yapıldığını biliyorum ben. Evet, hiçbir suça bulaşmamış. Devlet tarafından suçlanma ihtimali olmayan kişiler aday gösterilebilirdi tartışması yaşandı bunlar. Evet. Yani evet, kayyum eleştiriliyor ama bir de içeriden eleştiri de var. Evet. İyi de güzel de yüzlerce adayımız var. Kardeşim mesela şu insanlar neden aday gösterilmedi? Bunlar neden aday gösterildi? Acaba alınması için imkan mı sağlandı? Hani bu tartışmalar toplumda var. Bence HDP'li seçmen de yoruldu. Bence de. HDP'li seçmen artık cezaevine girecek milletvekili istemiyor. Yerine kayyum atanacak belediye başkanı da istemiyor. Hani HDP'nin içerisinde böyle bir insan kaynağı var mı? Var. HDP bir dahaki seçimde adayını seçerken iki şeye dikkat etmek zorunda. Bir, atandığında alınmayacak adaya dikkat etmek zorunda. İki, seçmeninin karşısına, bakın bu cümleyi onların psikolojisidir, benim yaklaşımım değil. Ya hiçbir şey yapmadan gelip milletvekili olacak insanları istemediğini bilmek zorunda. Sezai Temelli'nin ben Van'da HDP'nin önemli bir kesiminde çok da hoşnut olunmadığını biliyorum. Net biliyorum. Evet. Son 5 dakikamız Sayın Geçken. Son Mehmet Bey'e de son sözlerimizi verelim. Çünkü arkadaşlar uyarıyor acilen. Aslında burada HDP olmadığı için, evet, bir temsilcisi olmadığı için bizim HDP'yi aslında konuşmamız doğru değil. Biz bütün partilere konuştuk. CHP'yi evet, konuştuk, AK Parti'yi konuştuk, şu andaki performans HDP'yi konuştuk. Mevcut şu andaki deva gelecek bunları da konuştuk. Yani sadece HDP üzerinde ama şöyle bir gerçek var. Salih Bey'in söylediklerine katkı amaçlı söyleyeceğim. Hı-hı. Bugün HDP seçmeni yarın AK Parti'nin iktidarında kazanacağı belediyeye tekrar kayyum atacağının farkında. Seçeceği milletvekili tekrar hapise göndereceğinin farkında. Onun için HDP şu an her ne kadar alenen destek sunmasa dahi ben HDP'nin ikinci turda Millet İttifakı'na, bizim şu an sadece Millet İttifakı'nın kendi arasında çıkaracağı, altı partinin de destekleyebileceği bir aday. Burada ibreler %90 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gösteriyor. Ondan sonra ben HDP'nin kayıtsız şartsız diyorum. Çünkü normal bir analiz yaptığımızda bugün her ne kadar Salih Bey demin bir konuya değindi, benim ilgi alanıma girdiği için söyleyeceğim. Mesela biz bu 2019 yerel seçimlerinde ilçe seçim kurullarına adayların bilgilerini götürüyoruz. Adam bizi uyarıyor, diyor ki, diyor, şu adayınız şu sebepten dolayı aday olamaz. Şunu değiştirin. 3 günlük bir süre veriyor. O 3 günlük süre zarfında biz bunu değiştiriyoruz. Şimdi seçimler bittikten sonra oraya işte efendim siz KYK'dan ihraç edilmişsiniz, efendim siz şuradan şu şekil olmuşsunuz demek oyunun sonunda kuralları değiştirmek gibi bir şey olur. Bütün bunları toparladığımızda tabii ki ittifak kararını verecek olanlar genel başkanlardır. Biz bugün burada her ne kadar işte HDP niye buna versin ya da neden şuna vermesin tartışmasını yapıyoruz ama üst düzeyde bu kararı verecek olan Van HDP yönetimi de değil, Van milletvekili de değil.
Biz de burada il başkanını yaparken bazı kararları biz kendimiz vermiyorduk. Biz genel merkezin bize gösterdiği yol doğrusunda hareket ediyorduk. Bu kararları ileride genel merkezler verecek, genel başkanlar verecek. Teşkilatlar ise sadece buraya uymak zorunda. Sonra isimler belirlenecek. Bu artık halkın, seçmenin inisiyatifine kalmış bir şeydir. Seçmen ona göre gidip istediği partiye oy verecektir. Ben yine söylüyorum, evet kilit parti HDP'dir. Ben HDP'nin de bu sefer Millet İttifakı'na destek vereceğine inanıyorum. Ve bu sefer de Millet İttifakı'nın iktidar olacağına inanıyorum. Evet, programımızın sonuna geldik Sayın Geçken. Teşekkür ederim, sağ olun. Son sözlerinizi Mehmet Bey alayım, yayını kapatın. Bizi tekrar programa davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiye kadar da ikili piç bir programa katılmamış. Hep tekli programlara katıldığımız zaman biraz daha konuşma fırsatı fazla. Eğer bir tarafları kırdıysak, birilerini üzdüysek şimdiden özür diliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Tekrar bizi davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Salih Bey'le de güzel bir söyleşi oldu. Tabii biz biraz sonra konuşmalarımız aslında biraz daha fazla biz bekliyorduk. Evet. Biz konuşmamıza biraz sonra kuliste devam ederiz. Ben tekrar bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Orhan Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Kanal 65 Van'ın evet tek ulusal televizyonu. Hayır olsun. Biz de sürçülişan ettiysek kimse kusura bakmasın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ettim. Evet sevgili izleyenler, kalemine güvendim. Salih Geçken'i bugün canlı yayına konuk aldım. Yine siyasette başarılı buldum Sayın Mehmet Korukçu'yu. Yine canlı yayın konuğumu aldım. İnşallah hafta salı günü yine yeni bir ekstra gündemde farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olacağız. İyi akşamlar.